TRT Haber ekranlarından iyi geceler. İnsanlık Hali programıyla karşınızdayız. Bu haftaki konumuz ne? Hemen takdim edeyim. Yalan. Yalan en basit tanımıyla gerçeği yansıtmadığını bilerek söylediğimiz asılsız söz. Yalan söylemeye karar verdiğimizde önce kendimizi ikna ediyoruz. Kendimizi ikna etmek için de önce yalanın günlük hayatta ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Evet, işte bu yüzden de onu meşru kılabilmek için de pembe, basit, masum, beyaz ve zararsız gibi sıfatlar uyduruyoruz. Gündelik yalanlarımızın yanında aynı zamanda profesyonelce kurgulanmış yalanlar da söz konusu. İşte toplumları, kitleleri manipüle eden, algılarını yöneten ve sürükleyen. İşte bugün hem gündelik yalanlarımızı hem de profesyonelce kurgulanmış yalanları masaya yatırmaya çalışacağız. Ruh sağlığı uzmanlarımız Profesör Doktor Sayın Erol Göka ve Profesör Doktor Sayın Kemal Sayar'la birlikte İnsanlık Hali başlıyor. Evet, yeniden merhaba Erol Hocam, hoş geldiniz. Kemal Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şerefler verdiniz. İyisiniz inşallah. Çok şükür. Şükür. Bu haftaki konumuz yalan. Hızlıca giriş yapalım istiyorum çünkü yetiştiremiyoruz. Dolayısıyla bir an önce başlayalım. Şimdi insanların büyük bir kısmı sıklıkla yalan söylüyor. Aynen diş fırçalamak, yemek yemek gibi sanki bir ihtiyaç söz konusu. Neden yalan söylüyoruz? Diş fırçalamak, yemek yemek gibi deyince aklım hemen başka yere gitti. Bir kere izleyicilerimizden ben bir özür dilemek istiyorum. Yalan söylemedik. 23'te duyurduk programı, 24 oldu. Ama yayın akışında haberlerin gelişmesi nedeniyle böyle bir durum ortaya çıktı. Özür dileriz efendim. Yalan derken sonuçta söylediğini mi kastediyorsun? Yoksa başka anlamları var mı? Şaka bir tarafa. Genel itibariyle neden yalan söylüyoruz? Çünkü yalan dediğimiz şeyin içini doldurmak öyle kolay değil. Hem çok kolay. Şimdi Kemal Hocam, şimdi sorsam ben sana, desem ki dünyanın en güçlü ideolojisi ve inancı nedir? Ve şöyle bir şey yazsak. Hakikatten yanayım, yalandan nefret ederim. İnan ki bu çıkar Seval. Yani hemen hemen herkes, evet ben böyleyim der. Hangi ideolojiden, hangi dinden olursa olsun herkes buna inanıyor. Herkes hakikatten yana, herkes yalana karşı ve hatta yalandan nefret ediyor. O zaman yani şöyle mi diyor herkes Erol Hocam? Hakikat benden yana. Hakikati temellük etmiş. Hakikati inhisarına almış. Çünkü hakikat insana göre değişiyor. O yüzden herkesin karşı olduğu ama şimdi dünyamızın şu haline bakınca da herkesin içine battığı bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi hakikat algısı herkese göre değiştiği için yalan tanımı da değişiyor Sevel Hanım. Ama ben kendi adıma artık şu anlamda kullanıyorum. Siz de söylediniz. Bilerek, isteyerek gerçeği, gerçek olmadığını bile bile tarif etmek. Ve sözünde durmamak. Ben yalandan bu ikisini anlıyorum. Bunları çok sık yapıyoruz ve hatta yalan söyler misiniz diye sorulmaz yalanla ilgili bilgi. Yani daha dolaylı biçimde sorduğumuzda çok daha fazla yalanın içine batmış olduğumuz ortaya çıkar. Çünkü yalan güç ve kazanç elde etmenin en kolay yolu. Yani bankayı soymaya kalksanız, değil mi? Bir sürü güç kuvvet biriktirmek zorundasınız. Halbuki bir yalanla banka soyacak kadar para kazanmak mümkün. Ya burada daha kolay bir yolmuş gibi. En kolay, en kolay yol. Bir kere bunun bir altını çizmek lazım. İncinmemek için yalan söylüyoruz. Cezaya çarpıtılmamak için yalan söylüyoruz. Kendimizi başka türlü göstermek, kendimize değişik bir imaj vermek için yalan söylüyoruz. İncinmemek için de yalan söylüyoruz. Başkalarını incitmemek için de yalan söylüyoruz. Böyle birçok gerekçeyle hakikati bile isteye, gerçeğin hilafına çarpıtıyoruz. Hocam niye yalan söylüyoruz? Şimdi Erol Hoca'nın kravatına şöyle alıcı gözle bir bakın. Erol Hoca gelse, Seval kravatım nasıl dese, ne diyeceksiniz Erol Bey'e? Çok güzel olmuş hocam, yakışmış. Ama bu doğruyu söylemek, yani bunda ne var? Yalan. Ya ne yalan? Şimdi ya? Şu kravatın neresi güzel Allah aşkına? Şu kravatın neresi güzel? Yani insan seçe şimdi seçe bak, böyle bir kravat mı seçer? Şimdi tam böyle hakikaten. Bence de gayet güzel kravatım.
ve sen buna güzel olmuş dersen ben bunu... Ama şimdi güzel, doğru Seval Hanım bu kravatın güzel olmadığına inansa bile durumu kurtarmak için, program öncesi zat halinizin moralini bozmamak için gayet güzel olmuş Erol Hocam, çok yakıştırmışsınız diyecektir. Şüphesiz. Değil mi? Ama şimdi öyle demedi. Evet, şimdi öyle demedi. Çünkü kravatla ilgili soru sormadık kendisine. Sormadın mı? Kravatla ilgili soru sormadık diyorum. Sordun ya. Yani hayır, baştan sormadık. Şu anım programın içinde sorduk. Biz yine böyle şey, bir ara bir iki tane ihtiyar karşılaşıyordu. Bizim çocukluğumuzda bir reklam vardı. Hangi bankaya gidiyorsun? Hangi bankaya gidiyorsun? X bankaya gidiyorum diyor. Ha ben de seni oraya X bankasına gidiyorsun zannetmiştim diyor. Yavaş yavaş biraz ona doğru gidebiliriz. Peki sabah işe geç kaldınız Seval Hanım. Patron bekliyor. Elini masaya vuruyor. Çok sinirli. Ne oldu Seval diyor. Ne dersiniz? Geçen güzel bir uyku çektim. Saati kurmayı unutmuşum. Kurduğum alarmı üzerine vurmuşum, susturmuşum. Sürekli işi düşünmek zorunda mıyım? Ben özgür bir insan değilim. Yani mümkün değil. Size hesap mı vereceğim mi dersiniz? Yoksa ya trafik, biliyorsunuz İstanbul'daki trafik çok feci. Sıkıştık, gelemedik, zamanında ulaşamadık mı dersiniz? Tabii ki ikincisi. Mutlaka böyle uygun bir... Yani yalan insan hayatının, yalan insan hayatının aslında bir parçası. Günü kurtarmak için, durumu kurtarmak için, mazeret üretmek için çoğu zaman bu tür basit yalanlara başvurulabiliyor. Beyaz yalan denilen şeylere başvurulabiliyor. Ama bir de tabii kasıtlı olarak insanları manipüle etmek için, kötü yöne sevk etmek için... çıkar elde etmek. Çıkar elde etmek. Kendiniz adına çıkar elde etmek veya onları zor duruma sokmak için... söylenen yalanlar var. Onlar da toplumdaki güven hissinin altını oyuyor. Ve birbirimize güvenmenin, birbirimize dayanmanın, insan olarak güvenilir olduğumuz bilgisinin altını oyuyor. Onlar çok tehlikeli. Beyaz yalan da aslında kolay bir şey değil. Beyaz yalan söylemeye başladığımız zaman o yalan da kar topunun çığa dönüşmesi gibi zaman içinde büyüyebiliyor. Onu da alışkanlık haline getirmek lazım. O yüzden sevgili hocam, şimdi bu programda ben mesela kendime çok fazla telkinde bulunuyorum. Hı hı. Aman yalanı övücü, evet, yalanı meşru görücü, haklı görücü olabilir deyici bir şeyde bulunmayalım diye. Çünkü bir erdemin ne diyorsun altını oyabiliriz. Bir erdemi mahvedebiliriz. O yüzden yalan asla beyaz olsun, siyah olsun hoş görünmeyecek bir davranıştır. Belki dilimizi alıştırmayalım. Alıştırmamamız lazım. Evet. Alıştırmamamız lazım. Doğrucu Davut olmak mı lazımdır? Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar diye bir atasözümüz var. İşte Doğrucu Davut da var. Evet. Ben Doğrucu Davut'um diyor mesela. Yani Doğrucu Davut olmak, yani her, çünkü doğrunun da yeri, zamanı var. Nereden, üslubu nasıl, var. Üslubu var. Yani insan ilişkileri nin bir diplomasisi var, ilişkilerinin ilkeleri var. Her şey her yerde pat diye söylenmez. O yüzden hani böyle yaklaşırsak daha uygun olabilir. Yani evet. Şimdi ben Kemal'le ilgili olumsuz bir şey geçiyor zihnimden. Pat diye bu programda niye söyleyeyim bunu? Ya da söylemezsem yalan söylemiş mi oluyorum? Yani doğruyu, içimde hissettiğim şeyi, duygularımı aynı anda söylemezsem yalan söylemiş mi oluyorum? Şu cümleyi teyit eden bir şey mi bu? Her doğru her yerde söylenmez. Evet. Herkese. Ya hayat herkese zaten söylemez. O kadar zor olur ki hepimiz aklımızdan gelen ve bize o anda doğru gelen her şeyi her zaman söylesek yaşayamayız ki bu hayatı. Yaşayamayız. Yani çok kırıcı bir durum ortaya da çıkabilir. Herkesin evi kırar döker gideriz yani. Şimdi neden yalan söyleriz ile ilgili bir BTR hazırladık biz. Onu bir izleyelim, onun üzerinden devam edelim. Kişisel yetersizlikleri gizlemek, başkalarının duygularını incitmemek, bahane sunmak ya da sahte bir imaj yaratmak. Küçük yaşlarda sırf yetişkinlerden azar işitmemek için söylemeye başladığımız naif yalanlardan sonra, yaşımız ilerledikçe sofistike birer yalancıya dönüşümüzün ardında birçok neden yatıyor.
Harvard Üniversitesi etik uzmanı Sissel Buck, yalan tercihini diğer güç kazanma yollarıyla kıyaslandığında yalan söylemek çok kolay şeklinde gerekçelendiriyor. Bir kişinin parasını veya zenginliğini elinden almak amacıyla yalan söylemek, o kişinin kafasına vurmaktan ya da banka soymaktan çok daha kolay. Kısacası bazen yalancılığı sırf en basit yöntem olarak gördüğümüz için bile seçebiliyoruz. Söylediğimiz yalanlar kadar söylenen yalanlara inanma eğilimini de fazlasıyla gösteriyoruz. Başkalarını kandırma potansiyelimiz, kandırılmaya karşı savunmasızlığımızla hemen hemen aynı oranda. Örneğin, terfi alabileceğimiz, bizden alınan bir borcun geri ödenecek olması, verdiğimiz bir siparişin elimize ulaşması için bir önceliğimizin olduğunu söylenmesi gibi maddi anlamda umutlarımızı yeşerten konulara inanmaya daha çok eğilim gösterirken, duygusal konularda yapılan açıklamalara daha şüpheci bir yaklaşım sergileyebiliyoruz. Evet, neden yalan söyleriz'le ilgili VTR'mizi izledik. Şimdi yalan söylediğimizde aslında ne yapmış oluyoruz? Biraz da onunla ilerleyelim. Yalanı birazcık daha bence açmamız lazım. Evet. Çünkü birçok insan çok hak etmediği biçimde yalancı olmakla itham ediliyor. Oysa hayatın akışı içinde o değişkenliği fark ederek karşımızdaki insanı yalancılıkla itham etmemiz lazım. Mesela geçen programlarda da gündeme getirdik. Yani insan evlenirken, nikah sırasında, evet dediğinde boşanmayı hesap ederek demiyor ki bunu. Hı hı. Ama bir süre sonra da diyelim ki boşanma gündeme geldi. Evet. O evet dediğinde yalan söylemiş mi oluyor? Ya da bir müsabakaya hazırlanıyorsunuz. Teknik direktörün size alacaksınız aslanlarım. Hı hı. Dolduruş mu diyoruz ona? Dolduruşa getiriyor ve gaza getiriyor sizi. Kaybediyorsunuz. Yani teknik direktör yalan söylemiş mi oluyor? Hı hı. Yani bu tip hayatın akışı içinde bizi doğrulamayan olaylar olabilir. Yine aynı şekilde insan bilgisi görgüsü artınca eski görüşlerinden vazgeçebilir. Değiştirebilir bunları. Hayat değişmiştir çünkü. Yani bu onların yalancı çoban olduğu anlamına gelmez. Bir kere bunları teslim etmemiz lazım. Katılıyor musun Kemal bana? Katılıyorum tabii. Yani bu hayatın içindeki her şey için geçerli. Tabii. Yani hayat akıp giden bir şey, dinamik bir şey. Dünyaya bakışımız zaman içinde değişebilir. Şartlar bizi bambaşka noktalara getirebilir. Dünün doğru kabul ettiğimiz şeyleri bugün doğru olmayabilir bizim için. Önemli olan insanın kendi özüne sadakatidir. Yani savunduğu bazı değerler varsa o değerlerin özünü korumasıdır. İnsanlar arasında adalete inanmasıdır, güvene inanmasıdır, doğruluğa inanmasıdır. Doğruluğu bugün bu cepheden savunur, yarın başka bir cepheden savunabilir. İnsanlar değişebilir. Ha, insanlar sabit de kalabilir. Yani ne birini ne ötekini tümden yargılamamak lazım. Toptan yargılamamak lazım. Az evvel dediniz ya, beyaz yalanlardan bahsettiniz. Şimdi yalanın çeşitleri de ortaya çıkmış oluyor. Erol Hocam da dedi ki yani hiçbirini meşru görmememiz ve dilimize de bunu alıştırmamamız lazım dedi, ama biz yalanın o çeşitlerine de bir girelim istiyorum. Beyaz kuyruklu, yalan, pembe yalan. Kuyruklu yalan var bir de. Kuyruklu yalan. Bu lafı ben çok düşünmüşümdür. Kuyruklu yalan ne demek? Kuyruklu yalan ne demek? Bence şöyle bir şey, bir yalanı örtmek için insan 5 yalan daha söylüyormuş ortalama. Bir yalan öyle kolay kolay, çünkü hakikatin bir tane versiyonu var, doğruluğun bir tane versiyonu var. Bir şey bir şekilde yaşanıyor ve bitiyor. Gerçi onu da farklı açılardan, farklı şekillerde görebilir insan, ama yani ben şu bardağı şuradan aldım ve yerine koydum. Bu tek versiyon. Ben o bardağı almadım dersem aslında yalan söylemiş oluyorum. Ama şimdi bunu izah ederken 5 tane daha yalan arka arkaya getiriyorum. Yahut ikinci, üçüncü, beşinci anlatışlarımda bunları değiştiriyorum. Çünkü uydurdum onu kafamdan. Uydurduğum versiyonu çok iyi hatırlamayabilirim. Sonra üçüncü, beşinci, onuncu defa anlatırken değiştirebilirim. Yalan çok zahmetli bir şey. Yalan için zahmet harcamak lazım. Doğru kendiliğinden gelir. Olduğu gibi anlatıverirsiniz, olur biter.
Ama yalan için insanlar ekstra bir çaba harcıyorlar ve onu da sürdürmek giderek zorlaşıyor. Hatta her yalan bir yalanı doğuruyor ve bazı insanlar hayatı tamamen yalanlardan ibaret olarak yaşayabiliyorlar. Zeka işi mi yalan yani? Evet. Diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Aslında çocuklarda da zekanın gelişimiyle birlikte bir başkasının perspektifini, bakış açısını anlayabilme kabiliyetinin gelişimiyle birlikte yalan ortaya çıkıyor. Yalan biraz da kendimizi bir başkasının duygularını anlayabilme, onun yerine koyabilme kabiliyetimizin gelişmesiyle gelişen bir şey. Fakat Kemal Hocam, yani bu yalan literatürü, hı-hı, akademide, hı-hı, sanki yalanı meşru göstermenin yollarını arıyormuş gibi. 2 yaşında başlıyoruz çünkü fark etmeye de 2 yaşında başlıyoruz yalan söylemeye. Üstelik sadece başka insanlara değil, kendimize de, kendimizi aldatmaya da. O ayrı bir bahis, onu ayrıca konuşalım. Konuşalım, evet, konuşalım. Kendini aldatma. Sadece hani, evet, hem kendini hem başkalarını aldatma, hı-hı, insanın zihinsel ve duygusal kapasitesinde bir ilerleme olarak, doğru bu. Yani sadece zihinsel faaliyet olarak bakarsak ve fark ediş olarak bakarsak buna, bunları yapabilecek potansiyele sahip olması lazım yalan söyleyen insanın. Ama ben işte başta koyduğumuz ilkeye aykırı olduğundan buraya bile itiraz ediyorum. Yani tabii ki çocuklukta söylenen ve bir gelişimin bir göstergesi olan o yalanın söylenmesine de karşısınız. Öyle bunu mi? Da onaylamayalım. Bunu biz bilimsel olarak biliyoruz. Yani eskiden çocuklar yalan söylemez, işte söylerse de hemen kendini belli eder, saklayamaz gibi şeyleri. Hayır, öyle değil. Evet. Yani bütün çalışmalar gösteriyor ki 2 yaşından itibaren çocuklar da gerçeği tarif edebiliyorlar, evet, ve kendi çıkarlarına kullanabiliyorlar. Ve bunu hiç de belli etmiyorlar. Çok usta manevralar da yapabiliyorlar. Bir kere bunu belirleyelim ama... Yani bu zihinsel gelişmeyi gösterir. Çocuğunuz böyle yapmışsa, onu yakalamışsanız ne kadar güzel, zihni gelişiyor. Hayır, öyle demiyoruz asla. Aman. Nasıl diyoruz, aman, hocam? Diyenler var. Aman. Diyenler var, onu da belirleyelim yani. Ama ya, dememek lazım. Dememek lazım çünkü diğer erdemlerin gelişiminde, tabii, yalan söylememek çok önemli. Darda kalırsın, bir şey olur, bunun iyi olmadığını bile bile, hı hı, ve yeri geldiğinde de özür dileyerek... Onu bilemem. Ama bizim yalanı asla onaylamamamız lazım. Çocuğumuz belli bir yaşa geldi ve ilk yalanını söyledi. Konudan konuya geçiyoruz böyle ama... Çok önemli ama bunlar. Tabii tabii, geçsin. Yalanı söyledi. Ne yapacağız? Niçin söyledi? Hakikati söylemenin maliyeti çok yüksek olduğu için mi söyledi? Ben ona doğruyu söylemek için yeterli bir zaman ve zemin ayırmadığım için mi söyledi? Önce kendime soruyu sorarım. Yani ben bir ebeveyn olarak ona doğruyu söylemek için yeterli bir zemin sağladım mı? Sağlamadıysam önce kendimi düzeltmem lazım. Peki çocuğum yalan söyleyerek neyi yapmak istiyor? Neyi başarmak istiyor? Onu anlamak isterim. Yalan söyleyerek bir oyun mu oynuyor? Yalan söyleyerek beni taklit mi ediyor? Benim hiçbir mazeretim olmadığı halde komşu beni çay içmeye davet ettiği zaman telefonda konuşmamı duydu belki. Aa, başım çok ağrıyor şekerim, gelemiyorum dedim. Benim insanlara yalan söyleyebildiğimi gördü ve beni taklit ediyor belki de. Ya, bu da olabilir. Bu da olabilir. Veya benim üzerimde bir güç sağlamak istiyor. Yani yalanıyla beni bir şekilde kontrol etmek istiyor. Bütün bunları anlamak lazım. Parmak sallamadan önce çocuklara, yaşına göre tabii, yani bak yalan söylüyorsun, çok kötü bir çocuksun, çok kötü bir davranış yaptın demeden önce o yalanın bağlamını, niçin söylendiğini, neden ağızdan çıktığını, dilden çıktığını bizim anlamaya gayret etmemiz lazım. Yaşına göre bu çok önemli tabii. 2 yaşında çok masum, 3 yaşında çok masum, 5-6 yaşında biraz daha karmaşık olabilir. Gençken artık tamamen bir güç ve kontrol egzersizi olarak, yani anne babayı kontrol etmenin bir vasıtası olarak karşımıza çıkabilir. Bütün bunların bağlamını anlayalım. Hı hı. En son parmak sallayalım. Neden yalan söylediğini bir anlamamız lazım. Ve hatta mümkünse, Kemal katılır mısın bilmiyorum ama, bugün de niye hep senin onayını almaya ihtiyacı hissediyorum? Korkut. Baştan kravatımı beğenmeyerek.
Erol Hoca'nın yüreğine dehşet salmışım. Bir korku figürü olarak, bir umacı olarak kenarda sen bekliyorum. Yalan. Yalan. Ya şöyle bir şey var. Evet. Çocuğumuzun yaşı ne kadar küçüğe doğru giderse, 2 yaşını sapladık ya. İlk yalan söyleme yaşı. En erken 2 yaş. Zaten konuşmaya falan başlaması da 3 aşağı 5 yukarı o zamana rast geliyor. Ne kadar erken olursa o kadar bu söylediğim geçerli. Kendimize tercüme ederek çocuğumuza söylemek bunu. Hiç parmak sallamak hatta. 2 yaşında çocuğun nesine parmak sallayacaksın yalan söyleme diye. Mesela benim şu davranışım senin doğruyu söylememene neden olmuş olabilir. Ben de buna dikkat edeyim. Gibi. Yani kendi davranışımızı onaylamayarak ve çocuğumuza da bunun iyi bir şey olmadığını kendi davranışımızdan giderek öğretmeye çalışmak en iyisi. Çocuk yalanı öğrendikten sonra yalanın nesini? Kötü bir şey olduğunu. Yani başkalarının hilafına, başkalarına zarar verecek şekilde asla gerçeği çarpmamak lazım geldiğini öğrendikten sonra artık parmak sallayabiliriz. Yani o da bize sallayabilir. Ve kendimizi yalan söylerken yakaladığımızda ev içinde ki bunu ne çok yapıyoruz. Ne çok yapıyoruz. Ve hatta çocuklarla mesela birlikte işbirliği yapıp anneye yalan söylüyoruz. Bizim evde olan örneklerden aklıma geldi şimdi. Bunların hep oyun olduğunu, sonra gerçeği söylemek lazım geldiğini, gerçeği saklamanın iyi bir şey olmadığını hep adet haline getirmemiz lazım. Gençlerde çok sık yalanla karşılaşıyoruz aslında. Ne tür yalanlar hocam mesela? Yani eve geç gelmek istiyor, efendim arkadaşlarında kalmak istiyor, daha fazla özgürlük talep ediyor. Aile de bu konularda hemfikir değilse kendisiyle, işte yalanlara sığınarak aileyi kendi seçimlerine razı etmek istiyor aslında. Orada aileye ne düşüyor, ne yapması lazım? Konuşmayı iyi becermemiz lazım gençlerle. Yani şu duyguyu iletmemiz lazım bence. Yani sen bize yalan söylemiş oldun. Gerçeği biraz farklı sundun. Fakat bu sadece bir hayal kırıklığı yaratmıyor bizde. Bizim sana güvenmemizi zorlaştırıyor. Bizim sana bir insan olarak itimat etmemizi, güvenmemizi ve sana bel bağlamamızı, bundan sonra söyleyeceğin sözlere inanmamızı zorlaştırıyor. Ve her seferinde sana kuşkuyla yaklaşmamızı yol açıyor. Bu da bizim için çok zor, taşınması çok zor bir şey. Tabii böyle bu kadar uzun cümleler kurmayalım. Yani mehalen aşağı yukarı. Anladım aşağı yukarı. Yani, bir de ya biz bazen Erol Hocam şöyle düşünüyor musun? Bu psikiyatrist milleti hayatı zorlaştırıyor ya. Ya aslında bir cümleyle, iki cümleyle halledilecek işleri biz böyle karmaşık hale getiriyoruz. Sanki doğrusu buymuş gibi. Yani ustalıkla ilgili Kemal, bak hiç ben uzun konuşuyor muyum? Yani iki cümleyle halledebilirsin tabii. Ama sen bak bitiremiyorsun bir tabii, türlü yani. İşte yavaş yavaş yanınızda rahle-i tedrisinizde dizinizin dibinde değerli hocam öğreniyoruz. Öğrenmekten gocunmuyoruz. Yani sahiden biz eğitimde de yani kısa yollu ve hayatın içinden örneklerle anlatabileceğimiz şeyleri böyle teoriye boğmamak lazım. İnsanlara yardım etmeye çalışırken evet. Kemal Hoca onu demek istedi. Birçok meslektaşımız zaten onu ustalıkla yapıyor. Bakın yani gençler, şunu diyebilir miyiz hocam gençlere? Dürüst ol ciğerimi ye. Ama bazı ailelerde de bu çok mümkün olmayabiliyor. Şimdi bu, hayır, ciğer yiyemez çocuk yani. Evet. Onu düşünüyorum. Ciğerimi ye, ciğerimi ye bir samimiyet ifadesidir. Şeyde, öyle. Türkçe'de. Şimdi bunu kalıplaştırdık. Çocuğumuzu, yani ben işte espri mahiyetini söyledim ama çocuğumuza daha bir cümle, iki cümle şeklinde güven ilişkisini sağlam tutmamız gerektiğiyle ilgili bir telkinde bulunabiliriz. Yani bütün uğraşımız aynen. Niye? Çok özür dilerim. Kestim ama. Yani güvenilir olmak, kendinden emin olmak diğer erdemlerin yolunu döşeyen bir şeydir. Yani o yüzden burası çok önemli. Yani bir insan güvenilir değilse merhametli olamaz ki. Bir insan güvenilir değilse adil olamaz ki.
Yani o yüzden yalana hiç taviz vermemek lazım ama gençlik döneminde birazcık da nasıl diyeyim, çocuğumuza kredi açabilir miyiz acaba? Çünkü tabii, niye biliyor musun hocam? Evet. Yani o bizden farklı bir varlık ve bizi beğenmiyor. Bizden farklılaşmak istiyor. Farklılaşmak istiyor. Dolayısıyla yalanın önemini de bilmiyor olabilir henüz daha. Ve o farkı daha ortaya koyabilmek için işte kendine göre bir program yapıyor ve bizim programımıza uymak istemiyor. Yani orada biraz daha hani kaçta gideceksin, kaçta geleceksin sormak, orayı çok da kurcalamamak, biraz o mahremiyete de özen göstermek, işte odasına girmemek vesaire, yani odada ne yapıyorsun falan. Çünkü aniden kapıyı çalmadan baskın yani, yapmamak. Yeni bir insan, yeni bir kişilik gelişiyor orada ve ona biz ne kadar öyle davranırsak, onun mahremiyetine saygı gösterirsek, o güvenildiğini o kadar hissedecektir ve olsa bile küçük yalanları giderek bundan vazgeçecektir. Yani iki olgun ve birbirine güvenen insanın ilişkisine doğru çekmemiz lazım ilişkiyi. Yani bir anda, çünkü o terbiyeyle, parmak sallamayla, cezalarla olacak bir şey değil gençlerde. Şimdi bilinçli ailelerde bu söylediğiniz tabii kolay uygulanabilir bir şey olabilir ama her aile öyle bilinçli değil. Bu durumda işte bazen aileler çocuklarının da güvenli bir ortamda olup olmadığını çok bilemiyorlar, onu, emin olamıyorlar. Onu, o denetimi çok üstaca yapmak istiyorlar. Nasıl yani, tabii duygusal kanal açık olacak. Yani çocuk gelip anneye babaya ağlayacak. Çocuk bir sırrı olduğu zaman onlara yeri geldiğinde emanet edebilecek. Onlarla paylaşabilecek. Evet. Bunun için duygusal yakınlık önemli. Çocuğun, gencin daha çok tabii. Yani yeri geldiğinde babasının omzuna, annesinin omzuna yaslanabileceğini bilmesi lazım. Evet. Bizler bazen çok yalan vaatlerde bulunabiliyoruz anne babalar olarak. Tutamayacağımız sözler verebiliyoruz. Bütün bunlar aslında bir çentik, yani çocuğun ve gencin ruhunda bir çentik. Yani demek ki tutulmayacak sözler verilebiliyor. Anne babam da bunu yaptığına göre ben de yapabilirim. Ben de onlara karşı böyle davranabilirim. Çünkü kumanda çağından, kumanda edilme çağından razı etme çağına geçmiştir genç. Yani annem babam benim istemediğim bir şeyi bana rağmen bana yaptıramaz. Karşılıklı rıza lazım çağına gelmiştir. Yani uzaktan kumanda değilim ben. Yalan bazen işte onu ortaya koymanın bir unsuru olabiliyor. Her halükarda yani o duygusal yakınlık sağlanabilirse, o mesafe yakın olursa, duygusal mesafe, bunlara çok gerek kalmıyor. Her konuda olduğu gibi aile, yalan konusunda da rol, model. O yüzden ne söylediğimize, nasıl sözler verdiğimize dikkat etmemiz lazım. Çok özür dilerim. Gençlerle ilgili konuşurken, çünkü genç yetiştirmek çok zor bir şey. Yani ergen anne babası olmak, ergen olmak ondan iki misli zor. Sevgili gençler, yani sadece anne babaları değil, size de söylüyorum yani. Sahiden insanın en zor dönemi. Yani öyle dönemlerde birazcık daha kredimizi arttırmak. Ortada uygun olmayan davranışlar varsa da, ya erdemlerin bence en gelişmiş olanı affetmek Kemal. Yani çocuğumuzu affetmeyeceğiz de kim affedeceğiz yani? Hı hı. Yani hata yaptığını gördüğümüz genç insanı affetmeyeceğiz ve hele hele bizim evladımızsa. Yani o da affetmeyi de öğrenecek yani. O yüzden o evdeki sıcak ortamın asla gitmemesi lazım. Yoksa hatalar olur. Sözünde durmamalar olabilir. Çünkü bir genç insan yetişiyor. Başka bir kişilik yetişiyor oradan. O zorluğu birlikte aşacak. Onun nasıl arkadaşı değil elbette ama yani nasıl onun doğumunda, emeklerken, yürümeye başlamışken, ilkokula giderken yanındaysak, gençlik sorunlarında da yanında olduğumuzu gösteren bir ebeveyn tutumu almamız lazım. Ben bu arada sosyal medya hesaplarımızın duyurusunu da yapayım. Bizlere sorularınızı, görüşlerinizi ve önerilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden iletebilirsiniz. TRT İnsanlık Hali hesabımız, TRT İnsanlık Hali üzerinden iletebilirsiniz. Hatta birkaç soru var ama onları yönelteyim mi? Hem azaltalım.
bu arada, olur mu? Tabii tabii. Tamam. Bekliyoruz. Hissetmediğimiz gibi davranmak, Kübra Sarı göndermiş bu mesajı bize. Hissetmediğimiz gibi davranmak, mış gibi yapmak, riyakar olmak da bir çeşit yalan mıdır diyor. Bence öyle. Yani bence öyle, fakat bunu duygusal bir ilişkide nasıl dile getireceğiz? Orası çok zor. Yani insanlar sevmenin, sevilmenin çok kolay bir şey olduğunu sanıyorlar. Böyle sanki böyle içimizde kocaman bir sevme hazinesi var da istediğimiz herkese dağıtabilirmişiz gibi. Halbuki gönülden, içinden gelmeyince olmuyor bunlar Sevil Hanım. Yani evet. Bir insan da beni ne kadar şarkı sözlerimiz var, şu kadar sevseydim falan diye. Ya sevmiyorsa sevmiyordur yani. Şimdi siz de arkadaşınızı üzmemek adına onu sevdiğinizi söylemek durumunda kalabilirsiniz. Ama mutlaka bu tip şeylerin, ileride duygusal tahribat yapacak, sizi de zora sokacak, hı-hı, şeylerin önlemini baştan almak ve onu da incitmeyecek biçimde işte duygular üstüne konuşabilme geleneğimiz olsa, yani şimdi sana karşı iyi bir şey hissetmiyorum ama bu yarın hissetmeyeceğim anlamına gelmez. Ve o yüzden olumsuz hissimizi bildirmek bile onun için iyi bir şeydir aslında. Yani ona bir mesaj vermek anlamında. Çünkü onun davranışı üstüne konuşma hakkını da elde etmiş oluruz. Hangi tavrından dolayı onu beğenmiyorum? Yani bunları konuşuruz ve bunları konuşma adetimiz maalesef bizim yok. Hele gençlerde çok yok. Ama bir biçimde mış bunu... Mış gibi hayatlar dendiği zaman ben başka bir şey anladım. Yani kişinin kendisine ait olmayan, kendisine ait hissetmediği bir hayatın içinde bir tür yalan söylemek. Yani aslında kendisine ait olmayan bir hayatı kendisininmiş gibi yaşamak, sahici duygularla davranmamak, sevinç gösterdiği zaman sahici olmamak, üzüntü gösterdiği zaman sahici olmamak. Bununla ilgili bir psikolojik literatür de var tabii. Böyle bulunduğu her ortamın şeklini, kabını alan bir insan tipolojisinden bahsediliyor bu mış gibi kişiliklerde. Herkesin hoşuna gidecek, herkese mavi boncuk dağıtan, her ortamda insanların olumsuz herhangi bir geri bildirimine uğramamak için onların hoşuna gidecek şekilde davranmak. Burada aslında insan en büyük yalanı kendisine söylüyor bence Erol Hocam. Evet, geçmiş olsun. Çünkü hepimiz... Varoluşçuların çok sevdiğim bir sözü var. Hepimiz içimizde yaşanmadan bekleyen bir hayatın suçunu duyarız diyorlar. Bir hayat sahici bir şekilde, halis bir şekilde bizim duygularımızın, kalbimizin, ruhumuzun aynası olacak şekilde yaşanmayı bekler. Biz onu layıkıyla yaşamazsak, arzularımıza, düşlerimize, değerlerimize, inançlarımıza uygun yaşamaz. Sadece insanlara mavi boncuk dağıtmak için... Onların istediği kalıba ve kıvama girersek o zaman en büyük yalanı da kendimize söylemiş oluyoruz. Kemal Hocam, sen söylerken ben de geçmiş olsun dedim. Eğer kişilik o halisane tavrın aleyhine gelişmişse ve kişilik haline almışsa, herkese mavi boncuk dağıtmaya başlamışsa, geçmiş olsun. O zaten bize böyle bir soru da sormaz. Yani çünkü onunla konuşurken yani insanın gerçek yaşantısı nedir, gerçekte ne hissediyor... Bütün oralara kadar gitmemiz lazım ki ona fark ettirebilelim. Yani o kendi gerçekliğini örtüyor ve kendine bile doğruyu söylemiyor diyor. Kendine bile doğru söylememeye başlamışsa, kendi kandırmaya başlamışsa, kendi kandırmak konuşalım dedim de sen. Yalanların en kolayı bu hocam, kendini kandırmak. Bazen i̇nsan, işe de yarayabilir gerçekten. İnsan, yani işte bir hastalıkla baş ederken, evet, bir dertle baş ederken yani iyi olacak falan diye... şey yapabilirsin, gerçeklerin bir kısmını, evet, görmezden gelebilirsin. O hocam bence kendini kandırmak değil. O az önce sizin programın başında söylediğiniz motivasyon, kendini güdüleme, bir başarıya, bir görev için kendini hazırlama diyebiliriz. Ben kendini kandırmaya mesela şöyle bir örnek verebilirim. İleri derecede bir hastalığın olduğu halde bu hastalığı yok sayma. Efendim. Tedaviye de uğraşmıyorsun, evet, öyle mi? Tedaviye de uğraşmıyorsun. Veya diyorsun ki hiç faydası olmadığı ekseriyetle gösterilmiş bir tedavi biçimini bir mucize olarak benimsiyorsun. Veya efendim hiç o konuda yeteneklerin olmadığı halde bir konuda, belli bir konuda kendini çok başarılı hissediyorsun. Ve bu da seni aşırı şişmiş özgüvenle kendini yanıltıyorsun ve
her seferinde yanıldığın halde suçu dışarılara atıyorsun. Kendinle ilgili hiçbir sebep aramıyorsun. Yani durumdan... O da bir yalan çeşidi midir kendini kandırmak? Yalan ötesi burada inkar var artık yani. Tabii. Değil mi? İnkar var. Yani işte kendini kandırma zaten daha çok inkar üzerine kurulu bir şey. Şimdi... Boş Başak Sendromu diye bir şeyden bahsederler ya hani. Onu da anlat sonra ben araya gireyim. Bu nedir boş internette başak de sendromu? Çok dolaşan bir şeydir. Dunning-Kruger sendromu. Yani bilmediğini bilen insan boş başak değildir. Dolu başaktır. Başını eğer. Mütevazıdır. Bilmediğini bilmeyen insan boş başak gibi mağrur ve dik durur. Halbuki bilmediğini bilmek insanı yeri geldiğinde ben bu konuyu bilmiyorum, ben bu konuda işlem yapamam, herhangi bir tercihte bulunamam, hata yapabilirim demektir. Ama kendini kandıran insan, yaparım, başarırım, ederim diyen insan her seferinde duvara toslar ve hayal kırıklığı yaşar. Konumuzun anlaşılması açısından Kemal Hoca'nın söyledikleri çok önemli. Yani o çok ileri bir örneği veriyor. Yani inkar ediyor artık. Yani ortada belli bir durum var. İşte hastalıkla ilgili olarak ya da kendi başarı potansiyeliyle ilgili olarak olumsuz tablo. O bunu yok sayıyor ve üstüne düşen şeyleri yapmıyor. Evet. Halbuki daha naif kendi kandırma diyebileceğimiz şeylerde yani ben bu hastalıkla baş edebilirim, ben bunu başarabilirim gibi motivasyon da sağlayabilir. Evet. Orada da gene sonuç alınmayabilir ama alınmadığı olabilir. Bu şeyi konuştuğumuz konunun ne kadar uçlarda olduğunu gösterebilmek açısından diyorum. Yani bir yelpazede yer alıyor aslında. Yelpaze içinde yer alıyor. Kendimize söylediğimiz yalanlar bile daha hafif yalanlardan daha ağır yalanlara kadar bir yelpaze içinde yer alıyor. Cinsiyet farkları da var. Onu da unutmayalım. Evet, cinsiyet farklarına da değinelim. Öncesinde hocam şey var şimdi. Çocuklardaki yalanlara değindik. Gençlerdeki yalanlara. Bir de eşler arasındaki yalanlara değinelim. Hem o arada kadın mı daha yalancıdır, erkek mi daha yalancıdır? Bütün yani soru var bunda. Eşler birbirine yalan mı söylüyormuş? Nereden çıkartıyorsun? Eşler arasında yalanlar da vardır elbette. İnsan yalan söylüyorsa eşler arasında da olacaktır. Yani, oraya da bilirim. Eşler arasındaki yalanlara Kemal Hoca bakıyor. Bir şöyle bir cinsiyet farkından bahsedeyim. Tabii cinsler arasında kim daha çok yalan söyler diye bir... Böyle bir istatistik var mı hocam? İstatistik bilmiyorum, ben görmedim. Zamana ve zemine göre insanların yalancılıkları değişiyor. Ama kadınlar daha çok sosyal sebeplerle yalan söylüyorlar. Yani durumu kurtarmak, bir başkasının incinmesini önlemek için. Kadınlar daha sosyal varlıklar. Erkekler ise bir başkası üzerinde izlenim oluşturmak için. Yani kendilerini olduklarından daha güçlü, daha akıllı, daha güzel, daha yakışıklı göstermek için yalan söyleyebiliyorlar. Kadınların yalanlarında bile aslında bir tür yine bağ kurma hali var. Veya kurulmuş olan bağların incinmemesini gözetme hali var. Yani bu daha çok yaygın olan şeyden bahsediyorum. Erkeklerde ise bir başkasını etkileme isteği var. Eşlere gelecek olursak. Biz daha buyurun, makul onu, yalanlar söylüyoruz onu, gibi bir şey çıktı hocam evet. Sizin açıklamalarınızdan. Mayınlı tarlaya... hocam öyle açıkladı. Biz daha dengeleyici biz yalanlar söylüyoruz. Biz derken kimi kastediyoruz? Kadınlar. Şüphesiz yani kadınlar gerçekten yani araştırmaların gösterdiği bir şey bu. Eski literatür kadınlara çok haksızlık ediyordu. Mesela o mitomani konusunun kadınlarda daha çok olan. Çünkü nedir? Histriyonik kişilik kadınlarda daha... Bunlar asla doğru değil. Bunlar tamamen eski literatürdür. Şu ortaya çıktı ki kadınlar duygusal zekaları ve duygularını daha iyi fark etmeleri açısından bir sosyal ilişki uzmanı. Çok net. Ve erkeklerin kadınlardan çok öğrenecekleri şey var. Yani şöyle bir çevrenize baktığınızda da zaten bunu açık biçimde görürsünüz. Yani öyle. Yani ki Kemal Hoca dedi diye değil de öyle. Kadınlar sahiden sosyal ilişkide çok daha iyiler. Eşler arasındaki yalana bir değinelim. Evet. Mayınlı tarlaya önce siz buyurun Erol Bey. Eşler birbirine... Siz patlamazsanız ben arkadan geliyorum. Ne demiş oldun? Hadi söylemeyeyim ya. Olsun. Kemal için feda olsun. Şimdi bu burası yani eşlerin birbirine karşı dürüstlükleri meselesi. Evet. Gerçekten kadın erkek ilişkisinin en çetrefil konusudur.
En çetrefil konusudur. Çünkü eşlerin demin gençleri konuşurken yani mahremiyetlerine özen göstermek lazım dedim ya. Hı hı. Aynı mahremiyet alanı eşler için de söz konusu. Yani Türkiye'deki gördüğümüz örnekler eş olunca bütün mahremiyetin, evet eşlerde mahremiyet diğer arkadaşlara göre, dostlara göre, akrabalara göre kalkar. Ama tamamen kalkmaz. Yani şu anda Erol Hoca ceza sahasına inemiyor. Orta sahada top dolaştırıyor. Az sonra hocam o kısımlarda sizi görmek istiyoruz. Az sonra sizi görmek istiyoruz. Şimdi orta sahada topu dolaştıracak bana pas verecek. Sen öyle ben dedin. De topu taça atacağım hemen. Sen öyle dedin. Tam mayına basacağım sırada. Senin gelmeni bekliyorum işte. Ama bu mahremiyetin ne olduğu olması gerektiğini konuşmadan eşler arasındaki dürüstlüğü konuşamayız. Yani, bir ara programımızda da söz konusu olmuştu. Cep telefonu. Cep telefonu, cüzdan vesaire. Yani bunları özen gösterdiğimizde işte yalanı asla tasvip etmeyelim diye konuştuk. Yani mahremiyete de tümüyle saygı gösterelim. Eşlerde de. Yani bu demek değildir ki o cüzdanda bir şey var, o cep telefonunda bir şey var. Ama biz ona ne kadar saygı gösterirsek ilişkimiz de güven temelli olarak o kadar sağlam gelişir. Şimdi siz bunu ihlal ediyorsunuz sürekli. Her şeyi bana söyleyeceksin diyorsunuz. Her şeyine bakma hakkını kendinizde görüyorsunuz. Burada güven yok ki dürüstlük olsun. Yani farkına varmadan yalanlara ve kaçamaklara daha müsait bir ortam oluşturmuş oluyorsunuz. Ya üzerinde baskı yaptığımızda daha çok yalan söylüyorsunuz. Halbuki biz mahremiyet duygusuna saygı gösterdiğimizde güvene ve eminliğe dayalı bir ilişki ortaya çıkınca işler daha yolunda gider. Onu söylemeye çalışıyorum. Ceza sahasından gittim. Evet hocam buyurunuz. Saha evet. Sizindir. Vallahi insan bir söz duyduğunda ilk olarak ona inanmak istiyor. İnsan inanan bir varlık. Yani biz başka insanlara güvenmek, dayanmak istiyoruz. Beynimiz ona programlanmış. Beynimiz güven duymaya programlanmış. Default mod diyorlar ya, insanın zihni çalışırken dinlediği hikayeye inanmak üzerine kurulu. Bu en çok da en yakınları için geçerli. Yani en yakınımızdaki insanlardan duyduğumuz şeyin dost dediğimiz, arkadaş dediğimiz, eş dediğimiz, evlat dediğimiz, anne baba dediğimiz en yakın çevremiz, çevremizden en doğruları duymaya ihtiyacımız var. Orası zedelendiği zaman insanların kendilerine duydukları güven de zedeleniyor. Yani sadece karşı tarafa duydukları itimat değil, karşı tarafa duydukları güven değil. Ben doğru söylenemeyecek kadar değersiz bir insan mıyım? Ben bunca sene bir yalanla mı avutuldum? Yalanla mı teselli edildim? Bütün ömrüm bir yalan mıydı? Bir yalan uğruna mı hayatımı harcadım? Gibi çok esaslı, çok can acıtıcı sorular sorulabiliyor. Cemal Hocam, insan inanan varlıktır diyorsunuz da yani ilişkide kendisine söylenene inanma eğilimindedir, doğrudur. Fakat bu halis yaşantının önemini fark etmiş insan için geçerlidir daha ziyade. Halbuki bütün insanlar... Halis yaşantı derken neyi kastediyorsunuz geleceğim, hocam? Geleceğim. Bütün insanlar için daha genel bir şey söyleyeceksek, insan kendini haklı gören varlıktır. Başkasına inanmaktan, onun sözüne tabii. inanmaktan önce... Rahmetli anneciğimin deyişini bir kez daha hatırlatıyorum. Herkes kendi çanağına sağar. Evet. İnsanlar kendilerini haklı görme eğilimindedirler. İşte hakikatle yalan arasındaki çizginin bu kadar belirsiz olma nedenlerinden bir tanesi de budur. Herkes kendisinin söylediğine, kendisinin haklı olduğuna inanır. İnsan haklı olmasa tek bir adım bile atmaz. Halislik ne demek? Ben insan olarak böyle hissediyorsam, Kemal Sayar da öyle hissediyordur. Ru anlamaktır. Yani empati mi? Empati yapabilen ve insanın varlık olarak nasıl bir varlık olduğunu artık bilen ve karşısındakine de öyle davranan insan
O da benim gibi düşünür mü? Ben de ona inanmalıyım. Yunus'umuz diyor ki sen sana ne sanursan ayruada onu san. Sen kendin için ne dilersen, kendin için neyi hayal edersen, arzu edersen ayruk için, yabancı için de onu dile. Geçen programımızda konuşmuştuk. Bir istisnası var hocam. İnsanın kendine taraflığını ve pozitif illüzyonları, pozitif yanılsamaları yok eden. Çünkü her insan kendine söylediği ufak yalanlarla biraz ayakta durur. Az önce hocamın söylediği gibi. Hı hı. Yani ne der? Ben bu programda Erol Yoka'dan daha iyi konuşuyorum. Yani izleyiciler sonuçta benim konuşmalarımdan daha çok istifade ediyor. Aslında Erol Yoka keşke konuşmasa da ben konuşsam, hep ben konuşsam gibi pozitif veya Erol Yoka'dan daha gencim, daha yakışıklıyım, daha akıllıyım filan gibi. Estağfurullah tabii yani parantez içinde. Sonuncuyu ama estağfurullah dedim hepsine. Hepsine efendim, hepsine. Haddimizi bilelim, haddimizi bilelim. Üstadımızın, ağabeyimizin yanında. Estağfurullah. Yani insanın içindeki... Dur hocam bir bitireyim. Çünkü unuturum. Yaşlandık artık malum. Estağfurullah. Bu pozitif illüzyonlar bizi ayakta tutuyor. Kendimizi biraz pohpohluyoruz. Seviyoruz kendimizi pohpohlamayı. Fakat bir yerde kırılıyor. Depresifken kırılıyor mesela. Depresyondaki insan hayatı en realist, en gerçekçi bir şekilde algılıyor. Artık o illüzyonlar, yanılsamalar uçuyor gidiyor, buharlaşıyor. Hayatın kırılganlığını, kendi hatalarını, kusurlarını insan çok çıplak görebiliyor. Hı hı. İşte o da katlanılması çok zor bir şey. Buna depresif gerçekçilik der kimileri. Çok zor katlanılacak bir şey. Çünkü bir şeylerin daha iyiye gideceğine inanmamız lazım. İnsan en çok hangi yalanlara inanıyor biliyor musunuz? Hangilerini hocam? Kendi daha önceki inançlarını destekleyen yalanlara. Mesela benim ideolojimi, benim dünyaya bakışımı destekleyen yalanlara daha çok inanıyorum. O zaman sürükleniyoruz yani. Evet. Yani benim daha önce biriktirdiğim hayat tecrübemi destekleyen yalanlar bana kendini daha çok inandırıyor. Veya bir politik taraftarlık içindeysem, kuvvetli bir politik taraftarlık içindeysem, o taraftan gelen bir yalan beni davama, inancıma, işte politik görüşüme daha da yakınlaştırıyorsa ona çabuk sarılıyorum, çabuk inanıyorum. Ve hatta bu yalanın bir hafta için, bu yalanın bana aksi ispat edilse bile bir süre ikna olmuş oluyorum. Fakat bir hafta sonra yeniden eski yalanıma tutma ihtiyacı duyuyorum. Şimdi onunla ilgili bir soru var hocam. Müsaade bir şey söyleyeceğim ama lütfen, yani izleyicimiz de lütfen kusuruma bakmasın. Çünkü bu halislik, hasbilik üstüne konuşuyoruz ya. İşte tam otantiste deniyor. De, Türkçe, sahicilik. Sahicilik, hasbilik, halislik diye. Neysen o olma. Neysen o olma hali. Şimdi Kemal Hoca bir pozisyonda konuşurken kendi iç hesaplaşmasını dile getirmeye çalıştı. Şaka yollu. Biz onun şaka yaptığını biliyoruz ama iç hesaplaşma hepimiz için doğrudur. Yani insan her diyalogda önce kendisiyle konuşur. Kendi içindeki o çatışmaları halleder sonra dile döker. Yani halis insan, otantik insan, sahici insan karşısındakinin buralardan geçtiğini bilir. Yani kendisi üstüne de çünkü gözleme ve fikir yürütmeye sahiptir. Dolayısıyla karşısındakine saygısı da artar. Şakanın nerede şaka olduğunu bilir. O iç hesaplaşmasında ona vakit tanır. Hı hı. Yani buraları bilirsek, çünkü sahicilik yalanın tam antitezi. O yüzden diyorum yani bütün yalanlardan muaf nasıl olacağız? Yani siz aslında İnsan olarak. Mış gibi hayatları sordu ya az önce izleyicimiz. Mış gibi hayat yerine sahicilik onun antitezi. Yani daha doğrusu sahiciliğin antitezi mış gibi hayat. İnanmadığın, sana ait olmayan bir hayatı bir giysi gibi kuşanma, öbürü ise kendi çıplak varoluşunda olduğun gibi olarak arıza endam etme. Olduğun gibi olmak da öyle kolay bir şey değil demeye getirdim. Değil. Şimdi Burak Öztırpan da yalanlar yani hikayeler olmasaydı insanlık bu kadar gelişebilir miydi? Yalanlar olmasaydı toplumlar nasıl iletişim kuracaklardı? Demiş. Gayet güzel bir soru. Burak Bey değil mi? Evet yani, Burak Öztırpan. Evet. Zor soru Erol Bey'e evet. Zorları ben alıyorum. Demin nasıl değil mi? İkili ilişkilerdeki yalan meselesini gayet net çözdüm.
Mükemmeldiniz hocam. Mükemmeldim. Desem yalan olur mu acaba? Bir de yalan olmasın diye söze geliyor ya Kemal. Bu sorular bir perspektiften bakınca sorulan sorular. Evet, bir yanıyla öyle. İşte çocuğun zihinsel gelişiminde söylediğimiz gibi. Yani yalan söylemek bir farkındalığı gerektiriyor. Evet. Ve kendi gerçeği gerçekle oynamanın kendi yararına nasıl becerilebileceği becerisini içeriyor. Bütün insanlık gelişimine de böyle bakmak mümkün. Sanki bakın, arkadaşımız şeyden bahsediyor Erol Hocam. Gene mi anlamadım? Özür dilerim. Ben yani şöyle de alabilir miyiz diyorum. Evet. Mitler, efsaneler üzerinden yani ona yalan mı demiş oluyor acaba? Yalana öyle bir içerik de kazandırıyor. Yani şimdi bir kere öyleyse tamamen bakış değişir, benim cevabım da değişir. Ama hikayelerden kastın ne, ben tam olarak anlamadım, bilmiyorum da. Yani efsaneler, destanlar, mitolojilerden bahsediyorsa cevabımız farklı olur. Çünkü ben onların da kendi yaşantısı sırasında gerçekliğine inanırım. Onlara yalan demem bir kere. Ama kastettiğimiz o, hani çocuk gelişiminde anlattığımız gibi bir şeyden bahsediyor gibi algıladım ben. Yani öyleyse eğer bizim burada altını çizmeye çalıştığımız şey, böyleyse bile, böyleyse bile, yani bizim daha bir erdem toplumu olabilmek için, erdemler toplumu olabilmek için çok bu dile cevaz vermememiz icap eder. Çünkü sahiden yalana bir kere olur verdiğimizde, çünkü yalan dediğimiz şey ne? Çıkarı için, gerekirse başkasının zararına olacak şekilde gerçeği tarif etmek. Sözünde durmamak. Şimdi bunlar gelişmeyi sağlıyor diye bakarsak, işte çok aşırı liberallerin söylediği yere gelmiş oluruz ki, dünyamızı oraya da gelelim. Yani şu an dünya insanlık tarihinde en çok yalan söylenen dönemde yaşıyoruz. Yani burada da onları da konuşalım programın ilerleyen kısımlarında. Yani ben de hakikat sonrası çağı konuşalım. Evet hocam, onu da konuşacağız. Ya işte bu çağın sorumlularından bir tanesi de yalana verilen bu cevazlardır. Yani yalanın yalan öyle değişik ve güzel, allanmış, pullanmış isimler alıyor ki, diyorlar ki mesela gerçeği esnetmek veya alternatif gerçeklik. Başka gerçeği, türlü bakılamaz mı? Başka türlü bakılamaz. Gerçeği zenginleştirmek, gerçeği süslemek. Yalanın böyle cafcaflı, allanmış, pullanmış çok cici isimleri oldu artık. Onları konuşacağız. Onların tanımlarını da bir sizden. Bir şey daha söylemek istiyorum ben. Yalana çok maruz kaldığımız zaman beyin pes ediyor. Ve artık yalanı adeta kabul ediyor. Bize söylendiğinde mi, biz söylediğimizde mi? Maruz kaldığımızda, bize söylendiğinde. Bir defa yalan söyleyenler hiçbir şeye hiç kimseye inanmaz. Yani insanlara güven duymayan insanların bir kısmı da, bir kısmı, hepsi değil, çok yalan söyleyenlerdir. Paralellik var mı hocam? Yani çok yalan söyleyen aynı zamanda çok yalana da maruz kalıyor mu? Hayır. Ya da yalanlara öyle, bence, çok inanıyor mu? Var mı böyle bir paralellik? Karşılaştığı insanlara bağlı. Ama Kemal Hoca'nın bıraktığı yerden söyleyecek olursam, yani çok yalan söylemek ciddi bir kişilik defisitidir. Tabii tabii. Kişilikte bir araz olduğunu, bir boşluk olduğunu gösterir. Ve bu insanlar güvensizdirler. Kime? Kendilerine. Kime? Diğer insanlara. Tabii. Öyle olunca sahici bir ilişki kurma imkanları yoktur. Yani şöyle insanlarla klinik örneklemde zaman zaman karşılaştığımız olur. Kendisine güveni o kadar azdır ki kurduğu bir hayal dünyasında hep yalanlarla, insanları yalanlarla etki altında bırakarak yaşar. Veya narsistik kişilikler var, kendilerini çok sevdalı kişilikler. Onlar bire bin katarak, işte her şeyi abartarak, kendi kişiliklerini dev aynasında göstererek yaşarlar. İşte sosyopatlar, bir programda konuşmuştuk, insanları manipüle etmek için, kötüye kullanmak için yalanlar söylerler. Saadet zincirleri, işte yine bir programımızda konuşmuştuk. İnsanları istismar etmek için onlara satın alacakları yalanlar söyler. Bir yalan, ama insanın doğasında da yalana inanmak var. Yani bir şey bize
ekstra bir şey vaat ediyorsa o yalana daha çok kolay inanıyoruz. Peki yalancıyı nasıl tanıyacağız? Bununla ilgili bir BTR'miz var. Onu izleyelim. Ardından yalanı nasıl anlarız? Yalancıyı nasıl tanırız? Onunla devam edelim. İletişim esnasında gerçeği yalandan ayırma yetimizi nasıl geliştirebiliriz? Yani bir yalancıyı nasıl tanıyabiliriz? Harvard Üniversitesi Profesörü Amy Cuddy, yalan söylerken psikolojik olarak suçluluk duygusu yaşadığımız için hata yapmanın kaçınılmaz olduğu görüşünde. Bir konu hakkında yalan söylerken bu yanında başka yalanları da getiriyor ve hem bunca yalanla hem de suçluluk duygusuyla başa çıkarken mutlaka fiziksel bir reaksiyon vereceğimizi ve bunların tamamını idare edecek bir beyin gücümüzün olmadığını ifade ediyor. Ancak karşınızdaki insanın sık sık hareket etmesi ve sizinle göz kontağı kurmaması size yalan söylediği anlamına gelmez. Başka bir derdi olabilir. Cuddy, bir kişinin yalan söylediğini anlamak için tek bir noktaya bakmanın yetersiz olduğu, yüz ifadeleri, duruş ve konuşma da dahil olmak üzere birden fazla iletişim kanalındaki tutarsızlıkların yalan söyleyen kişiyi ele vereceği görüşünde. Söylediğimiz yalanları idare edebilecek gücü kendimizde bulamamamız da yaptığımız hataların en büyük sebebi. Amy Cuddy, bu hataları yakalamanın en iyi yolunun insanların söyledikleri ve hareketler arasındaki farkları bulmak olduğunu ve telaşlı bir yüz ifadesine eşlik eden mutlu bir ses tonunun bize karşımızdakinin yalan söylediğini göstereceğini ileri sürüyor. Cuddy, dil işleme bozukluğu olan insanların olmayanlara göre karşısındakinin yalan söylediğini daha iyi anlama eğilimi gösterdiğine dikkat çekiyor. Buna göre kullanılan kelimelerin üzerinde durmayan, yani dilin kullanımına takılmayan kişiler, karşısındaki kişinin beden diline çok daha dikkat ettiğinden yalan söyleyen kişileri daha kolay tespit edebilme yetisi sergiliyor. Şimdi okuduğum bir kitapta şöyle bir ifade vardı. Diyordu ki yalan söyleyen kişi söylediği yalana odaklandığı için dikkatinden o jestleri, mimikleri kaçıyor. Ve bir yalancıyı jestlerinden, mimiklerinden anlamak daha kolay ve daha nettir. Daha kesindir. Doğru mu? Yani böyle bir varsayım var. Mikro ifade diyorlar. Yani yüzün içine gizlenmiş ufak mimikler. Birdenbire mimik her zamanki ifadesinden kayıyor başka bir yere. Bunun ipucu olabileceğini söyleyenler var. Ama yalan söyleyeni %100 kesinlikle tespit edebileceğimiz hiçbir şey yok. İpuçları var. Yani bir beden diliyle ilgili birkaçından bahsedeyim. Belki Erol Hoca da bahsedecek. Göz kaçırmak vardı hocam. Göz kaçırmak kesinlikle güvenilir bir şey değil. Göz kaçırmak kültürden kültüre değişir. Ben kültürel psikolojiyle çok yakından ilgilendiğim için. Mesela Japonlar insanların gözlerine bakarak konuşmayı sevmez. Gırtlak hizasında bakarlar. Ayıptır çünkü onlar için. Siyahi Amerikalılar da öyle. Ama bir beyaz Amerikalı göz göze bakmazsanız sizin ondan bir şey gizlediğinizi düşünebilir. Yani kültürel olarak değişen şeyler var. Göz kaçırmak, başka yere bakmak, efendim, kaşınmak, vücudunda oynamak, elini kolunu oynatmak. Bütün bunlar böyle ipuçları olarak kullanılmış şeyler. Yalan dedektörleri işte kalp hızına bakıyorlar, efendim korkuya bakıyorlar veya işte deri iletkenliğine bakıyorlar. Ama yalan dedektörlerinin bile %25 ila 75 arasında yanılabildiği gösterilmiş. Onlara da çok bağlı. Yalan dedektörü yalan de yalan söyleyebilir. dolayısıyla yani sözün özü hani bir insanın karşımızdaki insanın yalan söylediğini bize %100 kesinlikle verebilecek herhangi bir ölçü yok. Bu yalan bir makinesi de, vardı hocam. İşte Kemal Hoca onu anlatmaya çalıştı. Dedektör dediği birazcık o. Evet. Yani onun daha gelişmiş hali. Şimdi ta 100 yılın başından beri biraz Freud'un psikanalizin de etkisiyle yalan söylemenin insana çok yakışmadığı, mutlaka bunun bir belirtisi olacağı, çünkü bir vicdani araz olduğu ile ilgili bir bakış vardı. Dolayısıyla bu vicdani araz mutlaka suçluluk oluşturacaktır ve suçluluk da bir biçimde bedensel işaretler verecektir, bedene yansıyacaktır. Bakışı bu. Geçen 100 yıl içinde bunu doğrulayacak hiçbir şey olmadı. Yanlışlayacak birçok şey oldu.
Yani çünkü insan bu sağlıklı gelişimini tamamlamış, belli bir sağlıklı kişiliğe oturmuş insanlar için geçerli olabilir. Evet. İnsanın vicdani gelişimi gayet yerinde. Ve o güne kadar birçok sağlıklı davranış göstermiş ama bir yerde yalan söylemek zorunda kalmış ve ona dayalı suç işlemiş diyelim. Evet. Burada işe yarayabilir. Ama öyle kişilikler var ki onlarda ne dedin? Dedektör %25 ile %75 arası hata yapıyor. İşte o kişilikler oraya giriyor. Ve onlarda ne yapsak bir şey bulmak neredeyse imkansız. Yalanı o kadar içselleştirmiş ki. Yalan söylerken en ufak bir vicdan azabı duymadığı için zaten yani kalp hızı artmıyor, korku hissetmiyor. Şöyle bir sosyopat mesela. Pseudologica fantastica diye bir şey var biliyor musunuz? Pseudologica fantastica adı çok üstünde diye söyleme gereği duydum. Kendi fantazilerini mantığa uydurmak ve sahte bir mantıkla düşünmek. Böyle düşünen insanlar var ya. Yani kendi gerçeği kendi kurgusunu katıyor. Kurgusunun içinde yaşayıp gidiyor böyle. Ve bunlar böyle ağır ruhsal rahatsız olan insanlar değil. Şu meşhur bildiğimiz komplocular mı hocam? Mesela bunlar. Olur mu? Bunlar senin benim gibi insanlar. Yani bir şey anlatıyor ama anlattığı şey onun fantazi dünyasının içinde. Yani onu ancak çok iyi tanıyorsan sen kestirebilirsin. Evet. Yani hepsini mantığa uyduruyor ve bütün olağan iletişimde ne olması gerekiyorsa sergiliyor bunları. Evet. Ve bunu çok usta gözler ancak tanıyabilir. O yüzden ben şuna hayret ediyorum. Evet. Sevda Hanım, yani her yalan programında bu tip sorular soruluyor. Evet, siz de moderatör olarak sordunuz. Evet. Ya buna vereceğimize dikkatimizi Allah aşkına. Yani daha iyi insan nasıl olunur? Bir insan anlamak için neler yapmak lazım? Ama işte yalanı konuşuyoruz hocam. Şimdi bak, her şeyini merak ediyorlar. Bakın hocam bakın. Bir laf çok uzadığı zaman yalan potansiyeli artıyor. Çok mal haramsız. Çok laf. Evet. Çok laf yalansız olmaz diye bir laf var. Anlamaz olgun adamdan ham adam, söz hem az hem öz gerektir ve selam demiş Mevlana. Fazla lafı da çok şey yapmamak lazım. Hani gerçeği esnetmek diyorlar ya. Lafı da çok esnetmemek lazım sanki. Yani az ve öz konuşmayı başarabilirsek Sayın Erol Hocam bu programda izleyicilerimize dikkati daha çok çekiyoruz. O kadar yalanları azaltırız. Ay şeyi söylemeye çalışıyorum. Ya her şeyden kıssadan hisse Erol Hoca'ya bir şey sunmaya çalışıyorum ama Erol Hoca beni can kulağıyla dinlemiyor. Neden acaba ikna edici olamıyorum sizin üzerinizde? İkna ettim beni. Öyle mi? Peki. Tabii canım. Şimdi sadece şey o zaman bırakın size. Ben konuşayım. O zaman size şeyi sorayım mı? Kimin zaman da karşımızdakinin yalan söylediğini anlıyoruz da ya onu kaybedeceğiz diye incitmeyelim diye o yalanı ortaya çıkarmıyoruz ya da inanmış gibi yapıyoruz ya da geçiştiriyoruz. Bu doğru bir şey mi? Ne olduğuna bağlı. Şimdi demin Kemal bana değişik anıştırmalarda bulundu. Zararı yok. Önemli bir şey söyleyecektim. Yani hayata değgin. Mesela yalana maruz kaldığımda çok örselendiğimi hatırladım. Onu anlatacaktım yani. Daha somut bir şey olsun diye. Aklı olabilirsin, uzatmış olabilirim. Evet. Yani başkaları tarafından, sevdiğimiz insanlar tarafından hayal kırıklığına uğradığımız zamanları hatırlayalım. Ve genellikle bunlar onlar bize doğruyu söylemediğinde ortaya çıkan şeylerdir. Yakınlarda ben öyle bir şey yaşadım. Yani iş yeri arkadaşımla yani iş yerindeki bütün çalışma tempomuzu bozacak, ahengimizi bozacak bir şey oldu. Yani yıllardır birlikte çalışıyoruz. Yani. Meğer o bir yıldır başka bir şey plan içindeymiş. Kendi iş hayatıyla ilgili ben onu yani birlikte çalışıyoruz sanıyorum yani. Bu ortaya çıktı ve dedi ki ben size yalan söylemiş de sayılmam. Sadece doğruyu söylemedim dedi. Oo. Ya herkesin kendi gerçeği. Şimdi bakın onun bendeki izini düşünebiliyor musunuz? Yani? Evet. Yani şimdi bu yalanla ilgili insani diyaloglar böyle çok teoriye gelen, çok anlatmaya müsait şeyler değil. Lafı o kadar uzatmamın nedeni oydu. Yani belki o kendince haklıydı. Ama
onun yaşantısı, benim yaşantım göz önüne alındığında çok farklı manzaralarla karşılaşıyor olabiliriz. Ama bu, bu yalan söylemek değil midir? Yani gerçeğin gerçeği saklamak, gerçeğin sizce bilinmesi gereken kısmını saklamak da yalan söylemenin bir türüdür. Gerçeğin açığa çıkmasını önlemiş oluyorsunuz. İnsan böyle de yalan söyleyebilir. Basın organları sıklıkla böyle yalan söyler. Şimdi Kemal, özellikle mesela savaş konusunda, bakın ona belki daha sonra geleceğiz ama mesela Körfez Savaşı'nda hatırlıyor musunuz? Bir tane ördek karabatak kuşu ya da petrolün içinde dolaşıp duruyordu. Petrol atıklarının içinde. Denize petrol sızmış. Onun içinde dönüp dolaşan Irak Savaşı sırasında. Irak Savaşı sırasında, Körfez Savaşı'nda böyle bir manzara vardı. CNN 2'de bir bu görüntüyü gösteriyordu. Burada şunu söylüyordu. Yani bak, bu Saddam çok kötü bir adam. Petrolü denize sızdırdı. Dolayısıyla ona müdahale etmek bizim en meşru hakkımızdır. Doğal bir şeydir. Hı hı. Böylece biz çevreyi düşünmeyen kötü bir adamı cezalandırmış oluyoruz. Haklı bir şey yapıyoruz. Sonra o görüntünün bambaşka yerdeki bir petrol sızıntısına ait olduğu ortaya çıktı. Aslında tamamen bir manipülasyon yapılıyordu. Yani gerçek yer değiştirdiği zaman yalan oluyor. Orada bir gerçek var ama o gerçek oraya ait değil, yalan oluyor. İşte bir manipülasyon oluyor. İnsanların yalanla yönlendirilmesi, zihinlerinin başka bir şeye hazırlanması oluyor. Evet. Buna da çok dikkat etmek lazım. Ama yine de ben size başka bir bilmece sorayım. Benim kafamı kurcalayan şeylerden bir tanesi. Bu program için düşünürken, biraz da bir şeyler okurken bir soruyla karşılaştım. Kantçı, Kant'a hep arada bir gönderme, Kantçı anlamda mutlak doğruluk mümkün müdür? Nazi Almanya'sında evinize, gaz odasına gönderilecek birisini sakladınız. Çingene olabilir, şizofren olabilir, Musevi olabilir, hı hı, Yahudi olabilir. Birisini sakladınız, o gaz odasına gitmemesi gerektiğini düşünüyorsunuz insan olarak. Hı hı hı. Ve Gestapo kapınızı çaldı. Kapıyı açtınız. Evinde bizim aradığımız birisini saklıyor musun dedi. Ne cevap verirsiniz? Hayır dersin tabii ki. Kesinlikle. Ve bu yalandır. Hayır. Evet. Ve bu yalandır. Demek ki doğruyu çok açıktan söylemenin maliyetinin yüksek olduğu bazı durumlar da olabilir. Şimdi, doğruyu bazen söylemenin ahlaken yanlış olduğu durumlar da olabilir. Yani bu da işimizin, tartıştığımız konunun bir cephesi. Bak, o yüzden mesela 10 emirde yalan söylemek var mı? Yalan söylememek. Yok, asla. Yok. Evet. Hammurabi kanunlarında da yok. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktım, yalanla ilgili neler var diye. Yalan daha çok inkar karşılığı olarak, yani Allah'ı, ayetlerini, kitaplarını, peygamberlerini kabul etmezsen yalanladılar diyor. Gene aynı şekilde bizim dilimizde de yalan dünya diye bir söz var. Var. Yalan dünya, gelip geçici, bizi aldatıyor, kalıcı evet, değil. Yani oradan da hakikatin çok ele geçirilmediği şeklinde de bir yorum yapmak mümkün yalan dünya sözümüze. Yani buralar hep sanıyorum bu tip durumlar için Kemal. Yani mecbur kalınabilir. O yüzden hiç insan ilişkisindeki mesela size bir yalancı haber getirirse onu araştırın diye bir ayet var. Ama onun dışında hep inkar etmek manasına geliyor. Münafıklık da öyle. Hı hı. Ve hep böyle insani durumlar olabilir. Yani biz o insanın kendi, o benim yalan tanımıma girmiyor zaten. Hı hı. Yani kendine çıkar sağlamak için gerçeği tarif etmek olmuyor. Yani tam tersine bir insan kardeşin için zalime karşı içinden direniyorsun. Yani o yalanı da hani doğru düzgün tarif etmemiz lazım. Ama bunlar karışmasın diye de itina etmek lazım. Evet. Ben izleyicilerden gelen birkaç soruyu da alıp sonrasında hakikat sonrası çağa geçmek istiyorum. Müsaade ederseniz. Selim
Türkel demiş ki şimdiyi kabullenemeyip geçmişi toz pembe yalanlarla dostalji haline getirmek de günümüzün yalanlarından biri haline gelmedi mi? Buradaki yalanı ortadan kaldırmanın pratik yolu nedir demiş. Arda arda isterseniz birkaç soruyu daha yani ben yoksa... çok hızlı bir cevap evet, vereyim. Geçmişi tamamen hatadan münezzeh bir kutsal alan olarak ilan etmek bizim bugünü hatırlama biçimimiz için yaptığımız bir şey. Yani bugünü anlamlandırmak için bazen geçmişi aşırı kutsayabiliyoruz. Ama geçmiş hep bugünden inşa edilir ve bugünün ihtiyaçlarına göre inşa edilir. Bunu unutmayalım. Nostalji de aslında insanın zihninin kendisine oynadığı oyunlardan bir tanesidir. En büyük yalancılardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? İnsan belleği. İnsan hafızası çok yalan söyler. Size bir resim gösterseler, deseler ki bak bu resimde sen işte annenin işte ilk evlendiği dönemdeki şeyde evde yaşıyorsun. Şey, onun bir köşesinde ve öyle bir ev olmasa, öyle bir yaşantı olmasa siz bir sene sonra bir hatırayı anlatırken o resmi atıfta bulunarak o hatırayı anlatabilirsiniz. İnsan belleği çok telkine açıktır. Ve hatırladığımız şeyler çoğu zaman hatırlamak istediklerimiz olabilir. Veya bize etrafımızın anlattığı şeyler olabilir. O yüzden günümüzde mesela sadece bellek üzerine, insanın hatırladığı şeyler üzerine yapılan suçlamaları çok doğru kabul etmiyorlar. Akira Kurosawa'nın ben sinema üzerine, sinema ve bellek üzerine bir çalışma yapmıştım. O zaman yazmıştım onu. Rashomon diye bir filmi vardır. Bir olay olmuştur. Dört ayrı kişi dört ayrı olay anlatır. Dördü de farklı hatırlamaktadır hadiseyi. Aynı hadiseyi hepimiz farklı hatırlayabiliriz. Ulusların da belleği böyle biraz yani kendilerine göredir. Her ulus mitler oluşturur. Kendisiyle ilgili kahramanlık hikayeleri oluşturur. Ama bugünü ıskalayıp, bugün yapmamız gerekenleri ıskalayıp sadece geçmişin kahramanlık hikayelerine sığınırsak geçmişte yaşamış insanlara da ihanet etmiş oluruz. Yani onlar bize bu vatanı, biz onların kahramanlık hikayelerini sadece anlatalım diye bırakmadılar. Biz de bir kahramanlık hikayesi olalım diye bıraktılar. Öyle yapalım, o kadar uzatmayalım Kemal'cim. Peki. Bütün hatırlamalarımız umutlanma içindir. Yani şimdi çok, işe yarayacak. Çok güzel bir cümle kurdunuz şimdi hocam. Şimdi işe yarayacaksa. Evet. Evet. Yoksa geçmişe istediğimiz kadar sarılalım. Şimdi bizden işe yarar bir şey sadır olmuyorsa yani hatırlayalım ve şimdi onu hayata geçirelim. Bu cümleyi daha önce düşünmüş müydünüz hocam? Bugün mü kurdunuz? Şu anda mı kurdunuz? Eskiden bildiğim bir cümleydi. Evet. Bütün, hayır bu hoş bir cümle. Yani bu KJ'ye yazabiliyorsa arkadaşlarımız yazsınlar. Bütün hatırlamalarımız umutlanma içindir. Evet bu arada bu hakikat... Son zamanlarda duyduğum en güzel cümlelerden birisi. Güzel onu da sonrasında... Evet. Yani arada bir Erol Hoca'yı takdir ediyorum. Gördüğünüz gibi. Aslında tabii hep takdir ediyorum da geçen bir izleyicimiz bir şey yazmış. Diyor ki bir izleyicimiz bize sağ olsun eğer dinliyorsa ona da bir selam gönderelim. Yani program çok iyi, hoş da diyor. Hocalarımız birbirlerinin açığını aramasalar daha memnun olacağız diyor. Art niyetli aramıyorlar tabii ki değil mi hocam yani? O yüzden içimiz rahat. Evet. Şimdi bu hakikat sonrası çağa bir geçelim mi? Geçelim. Çünkü çok az bir vaktimiz kaldı. Bunu da böyle detaylarıyla konuşalım istiyorum. Ama birkaç daha soru okuyacaksın. Sorular da çok güzel geliyor. Bu konuyu işledikten peki, sonra tamam. Vaktimiz kalırsa yine izleyicilerimizden gelen sorulara gidelim. Evet, VTR'miz gelsin. Beyaz yalan dostu bir çağda yaşıyoruz. Diğerlerini aldatmak bir nevi boş zaman faaliyetine dönüşmüş durumda. Şu konuda ikilemdeyiz. Bir yandan kendi yalanlarımıza bahane bulurken, diğer yandan yalancılığın bu kadar yaygın olması karşısında dehşete düşüyoruz. Oxford Sözlüğü 2016 yılında hakikat sonrasını yılın sözcüğü seçti. Oysa sözcüğün kökeni eskilere uzanmakta. 2004 yılında Amerikalı araştırmacı yazar Ralph Case bu ifadeyi kitabının kapağına taşıyarak toplumlarda gittikçe yaygınlaşan yalanı ve aldatmayı, dürüstlüğün değer kaybedişini derinlemesine inceledi.
Bu kitap hakikat sonrasına ilişkin kapsamlı bir yaklaşım sunuyor. Yalan ve aldatma nasıl gündelik toplumsal refleksler haline geldi? Birinin yalan söylediğini bile bile neden onu onaylarız? Nasıl oldu da kamuoyunu gerçeklerden çok kanaat ve duygular belirlemeye başladı? Bu hayati sorulardan yola çıkan Case, tarih boyunca yalan söylediğimizi kabul ederken, bugün neden yalanın geçer akçe olmaya başladığını sorguluyor. Toplumsal yaşamımızı radikal biçimde şekillendirmeye başlayan hakikat sonrası çağın yükselişini ve bu durumun tehlikesini gözler önüne seren kitap, aynı zamanda dürüstlüğü nasıl yeniden kazanabileceğimize ilişkin bir yol haritası sunuyor. Zeki insanlar olarak suçluluk duymadan paçayı kurtarabilmek için gerçeği örtbas etmeye gerekçeler buluyoruz. Ben buna hakikat sonrası diyorum. Evet, VTR'de de izledik. Hakikat sonrası çağdan bahsediyor VTR. Ne kastediyoruz özet olarak hakikat sonrası çağ dediğimizde? Kelimenin sahibinin ne kastettiğini dinledik. Evet. Ben şunu anlıyorum. Hakikat sonrası çağ, hı hı, sözün anlamını yitirdiği, sözün ayağa düştüğü, sözün düştüğü çağdır. İşte yalanın bir tanımının da sözünde durmamak olduğunu söyledim. Ama şimdi söz anlamını yitirdi. Bırakın tek tek insan ilişkilerindeki yalanı. Yalan kurgulanıyor. Algı yönetimi adı altında neredeyse bilim haline geldi. Algı yönetimi ve manipülasyon. İşte savaşların arka fonuna nelere ikna olduğumuza bir bakın. Öyle olunca yani birileri medya aracılığıyla bir zihnimizde gerçekliği yeniden inşa etme şansına sahip. İmkanına sahip. Şans değil, imkan. Çünkü bütün şans onlarda. Yani medyayı istediği gibi haberlerin akışını yönlendirebiliyorlar. Ve artık kulak değil göz önemli. Görme duyusuna indirgendi dünya. Şu ekranda ne görüyorsak biz onu hakikat sanıyoruz. Ve bu ekranda gerçeği olduğu gibi yansıtmıyor. Hiper gerçeklik diye bir kavram var. Gerçeği büyütebiliyorsun istediğin kadar, küçültebiliyorsun. O yüzden baştan aşağı medya aracılığıyla zihinlerimiz inşa oluyor. Ben hakikat sonrasını biraz böyle anlıyorum ve biraz da eleştiriyorum kavramı Seval. Çünkü şundan hangi dolayı şöyle, yani algılar böyle yönetilince Kemal, bu sıradan insanlar medya aracılığıyla algısını yönetebildiğimiz insanlardır deyip daha sonra demokrasiye, tek tek insanların iradesine de gerek yoktur'a kadar gidebilir bu anlayış. Evet. Yani nasıl olsa algılar yönetiliyor. Ve sıradan insanın da gerçekleri araştırıp bulmasına imkan yok. O halde demokrasiye de lüzum yok gibi bir yere de gidebilir. Şöyle yani, bir söz var hocam. Tabii. Gelecek kesindir, kesin olmayan geçmiştir. Yani hakikat sonrası çağda geçmişe doğru da bir yapılandırma söz konusu mu yani? Siz ne düşünüyorsunuz hakikat sonrası çağ için? Benim hakikat sonrası kavramından anladığım şey şu. Bir yalan ne kadar çok tekrarlanırsa o kadar gerçek olma ihtimali vardır. Bir yalanı sonsuza kadar tekrarlarsınız, bir süre sonra insanlar ona zihnen alışır ve onu gerçek kabul etmeye başlarlar. Biz bu kavramla daha çok Brexit kampanyası ve Trump'ın seçim kampanyası dolayısıyla karşılaştık. Açıkça yalanlar söylendi. Mesela Brexit kampanyasında, yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması kampanyasında Türklerin Avrupa Birliği'ne üye olacakları ve İngiltere'deki bütün işleri ele geçireceği yönünde bir yalan kampanyası düzenlendi. Ve bu da İngiltereli daha çalışan kesimi tedirgin etti. Bu yalana inanıldı, o kadar çok tekrar edildi ki hayır bu öyle değil dense bile ona inanıldı, o yalan satın alındı ve etkili oldu kampanya üzerinde. Yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim kampanyalarında sayısız yalan gırla gitti. Ve bu yalanlar özellikle mesela Makedonya'da kurulu bir yalan üretim merkezi tarafından ısrarla sosyal medyaya gündeme sokuldu, servis edildi. Yine Körfez Savaşı'ndan bahsetmiştim az önce.
tarihin en büyük yalanlarından biri ve en çok insan öldüren yalanlarından biri kitle imha silahı yalanıdır. Bir kitle imha silahı yoktu Irak'ta. Bunu herkes biliyordu. Fakat varmış gibi davranıldı. Onunla ilgili sayısız demeçler verildi. Hatta meşhur bir belgesel var işte Hipernormalite diye. Orada belgesel yönetmeninin bize bildirdiğine göre Kaddafi bile bir pazarlık karşılığında tamam bendeki kitle imha silahlarını imha ediyorum deyip olmayan kitle imha silahlarını imha etti. Sonra adamın tepesine bombaları yağdırdılar. Bütün bunlar aslında insanların algılarıyla oynayarak, onları gerçek olmayan bir şeye gerçekmiş gibi inandırarak politika yapıcıların duyguları, seçimleri manipüle edebildiğini gösteriyor. Ve bu da çok tehlikeli bir şey. Yani yakın zamanda biliyorsunuz bir Facebook veri skandalı yaşandı. Evet, onu soracaktım hocam. Yani orada bakın yapılan şey çok vahim bir şey, çok korkunç bir şey. Meksikalı işçinin Facebook duvarına Trump'ın şu mesajı düşüyor. Trump aslında seni korumak istiyor. Duvar örecek oraya, yeni Meksikalılar gelmesin diye. Senin bak burada bir işin var. Onu kaybetmemen için oraya duvar örecek. Yoksa o gelirse senin işini elinden alır. Başka birine başka bir mesaj, başka birine başka bir mesaj. Tamamen duyguları yöneterek bir yandaşlık devşirme üzerine kurulu. Ve bizim seçme kabiliyetimizi, seçme hürriyetimizi ve olayların nasıl olduğunu görme kabiliyetimizi, görüş netliğimizi engelleyen bir bakış. Çok bilinen bir sözdür. Denir ki savaşta ilk kaybedilen şey gerçektir. İlk zayiat gerçektir. Hakikaten çok yerine oturan. Öncesinde artık savaşların öncesinde de zayiatımız gerçek. Bir şey daha Erol Hocam unutmadan söyleyeyim. Biraz uzattım biliyorum ama Edward Said'in çok güzel bir kitabı vardı. Bizim zamanında okuduğumuz. Şimdi yeni baskısı yapıldı mı bilmiyorum. Haberlerin Ağında İslam diye. Orada Edward Said tıpkı Oryantalizm kitabında yaptığı gibi İslam konulu haberlerin Batı medyasında nasıl çarpıtıldığını örnekleriyle tek tek anlatıyordu. Bu Batı medyasında çok sık yapılan bir şey. Mesela Müslüman protestocuların resimleri gösterilirken ağzına köpükler saçan böyle en kılıksız adamlar seçiliyor. Dolayısıyla olumsuz bir imge yaratılıyor. Veya O.J. Simpson davasında Time dergisinin O.J. Simpson'ın o meşhur beyzbol oyuncusunun karısını öldürdüğü varsayılan beyzbol oyuncusunun deri rengini koyultarak vermişti. Aslında ırkçı ön yargıları koyulaştıran bir şekilde. Yani bütün bunlar hep işte insanın algılarını bozan, olmayan bir şeye varmış gibi inandıran ve insanı mesela bir savaş yönünde veya bir politika yönünde kışkırtan manipülasyonlar. Yani günümüz böyle bir gün. Özellikle de son zamanlarda Facebook'la ilgili çıkan haberlerde şunu gördük. Yani evet, Facebook bizim verilerimizi, bilgilerimizi reklam şirketleriyle paylaşıyordu. Biz bunları biliyorduk ama yani siyasi tercihlerimizi yönlendirme üzerine bunları bazı şirketlerle paylaştığı konusunda bilgimiz yoktu. Yakın zamanda bunu öğrendik mesela. Bizim için de çok yıkıcı bir şey oldu. Ya bir yandan da vantroloji devam ediyor. Vantroloji dediğim ne? Karnından demek? Konuşmak. Şimdi tek gizli kalan bu muydu? Bakın. Daha acıklı bir manzara var. Suriye'de neler yaşanıyor? Evet. Değil evet. mi? Şimdi üç ülke geldi. Müslüman bir coğrafyayı bombaladı. Real politik açıdan birçok değerlendirme yapılabilir. Onu yöneticilerimiz yapar. Ama içimiz kan ağlıyor. Hepimizin. Dünyadaki bütün vicdan sahiplerinin. Titanik'in batışı sahnesi gibiyiz Kemal. Titanik battı biliyorsunuz. Ülkeden önce Rusya geldi bir sürü bomba yağdırdı. Hayır hayır son, evet. son günü söylüyorum. Evet. Son günü söylüyorum. Yoksa evet. Bütün hikayeyi açsak sahiden vicdanlar dayanır gibi değil yani. Titanik'te gemi batar, filikalar gelir, bazıları filikaya biner, bazıları da boğulmaya terk edilir.
boğulanların çığlıklarını bastırmak için filikaya binenler toplu halde şarkı söylemeye başlarlar. Çığlığı duymamak için. Şimdi Suriye üstüne ne laflar konuşuyor? Ya orada binlerce insan öldü, ölüyor. Evet. Çocuklar. Yani işte hakikat o. Bizim konuşmalarımız hakikat sonrası. Yani böyle bir dünyaya geldik. Yani şimdi oradaki kim haklı kim haksızlı tartışmasını sürdürüyoruz biz garibanlar. Bir tarafta da gerçek. Ama hepimiz biliyoruz ki nasıl Titanik'te birileri boğuluyorsa orada çocuklar ölüyor. Ve biz onları duymamak için burada konuşuyoruz yani. Hakikat sonrası biraz da bu demek. Postmodernlik durumunu çok güzel Umberto Eco'nun harika bir tanımı vardı. Bir kitabımda bahsettim. Diyor ki Barbara Cartland diye böyle bir pembe romanlar yazan, hafif aşk romanları yazan bir yazar vardı. Seni seviyorum cümlesi Cartland'ın romanlarında milyonlarca kez geçtiği için artık anlamını kaybetmiştir. Dolayısıyla sevdiğine seni seviyorum demenin de bir anlamı kalmamıştır. Yani günümüzün dünyası her şeyi içeriğinden, anlamından boşaltıyor. Söz düştü. Söz düştü. İşte Jacques Ellul'ün rahmetli Hüsamettin Arslan dostumuza da bir rahmet dileyelim buradan. Paradigma yayınlarını kurucusu ve Jacques Ellul'ün ünlü kitabı Sözün Düşüşünü yayınlayan dostumuz. Allah rahmet eylesin. Jacques Ellul söz düştü diyor. Yani sözün bir kıymeti kalmadı. İşte o görüntünün yükselişi diyor. Şimdi görüntülerle insanlar çok kolay manipüle ediliyorlar. Ama şöyle bir şey var. Yaşıyorsak umut var. Umut varsa tabii ne yapacağız? Yani bu tip durumlarda manipüle olmamak için algımızı yönetmesinler diye ne yapmamız lazım? Nasıl davranmamız lazım? Biraz bunun üzerine duralım. Bizim programı seviyorum ben. Çünkü Kemal Hoca ile ve sizinle yani erdemleri ayakta tutmaya çalışıyoruz. Öyle inanıyorum. İnşallah yapabiliyoruzdur. İnancımız bu yönde. Çünkü bu erdemler çok önemli. Vicdan çok önemli. Hı. Ne kadar bunu konuşursak, ne kadar bunların altını çizersek, ne kadar insan olduğumuzu hatırlarsak, bugüne ilişkin de görevler çıkartırız oradan. Bakın bugün de yalanı konuşmaya çalışıyoruz. Yalana karşı sarılacağımız şey de gene erdemler. Yani bir kere yalanı böyle bilimsel, akademik bir şey haline getirmekten bir çıkalım. Yani bu programda yapmaya çalıştık onu yani. Ve çocuklarımızı yalana karşı eğitelim. Yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu hep vurgulayalım. Kimisini beyaz deyip temize çıkartmayalım. Yani bizim görevimiz hakikatle yüzleşmek. Hakikati her durumda savunmak ama hakikatin bize göre bir şey olduğunu, karşımızdakini bu arada ihmal ediyor olduğumuzu bilmek ve onun hakikatine de kulak vermek. Yani tekrar insanlığımızı hatırlamak, evet. Ve medyadaki sanallığa hemen inanmamak. İşte sana bir yalancı haber getirirse araştır ayetindeki gibi davranmak. Bütün medyaya da. Medya haberlerine de böyle davranmak. Hatta özellikle de sosyal medyaya Erol Hocam. Çünkü yalanın en kolay söylenebildiği yer sosyal medya. Ve yalanın viral olmasının en kolay olduğu yer sosyal medya. Sayısız örneğiyle karşılaştık bugüne kadar. Orada çarpan etkisi var değil mi? Tabii tabii. Birdenbire hızla bir yalan yayılıyor ve insanlar kötü habere inanma eğiliminde oldukları için hızla inanıyorlar. Işık hızıyla, ışık hocam, hızıyla. Onunla ilgili de şöyle bir bilgi vardı. Tam olarak doğru mu bilmiyorum ama yalan bilginin bu kadar hızlı yayılmasının altında işte ne bileyim Google gibi, sosyal medya hesapları gibi bunların algoritmalarında bunların çok hızlı yayılmasını ve aynı zamanda böylelikle reklamların yapılmasını sağlamak amacıyla böyle bir şey oluşturulmuş. Şimdi yeni yeni insanlar şikayet ettiğinde tamam evet biz bunun üzerinde çalışıyoruz gibi bilgiler paylaşıyorlar. Çok ilginç. Evet. Yani biz zaman ilerledikçe bu sosyal medya sitelerinin arama motorlarını bize ne oyunlar oynadığını, bizim nasıl profilimizi çıkardığını, ciğerimize kadar bizi tanıdıklarını, öğrendiklerini öğreneceğiz ve dehşet
bir dünya içinde yaşadığımızı fark edeceğiz. Hakikaten büyük birader bizi izliyor. Gerçekten. Yani her şeyimize kadar bizi takip ediyor. Şu aklıma geldi. Bu kadar olmaz diyordum ama bu programda söyleyeceğim. Benim sevdiğim bir sanatçı var, söylemeyeyim. Bir yeni albüm çıkartmış. Fi tarihinde ben onu herhalde sevdiğimi söyledim. İkide bir o albüm geliyor biliyor musun? Allah benim, Allah. Tabii ki. Hı. Bilgisayarımda. Allah Allah. Şimdi ama buralara kadar ilerletmemiz tabii, tabii. Lazım düşüncemizi. Kesinlikle. Kıymetli hocam, mikrofonlara bize erişme hakkı veriyoruz. Bir sürü şeyi onaylarken mikrofona da tamam beni dinleyebilirsin yani normal zamanlarda da evet diyoruz. Biz şimdi sizinle böyle konuşuyoruz değil mi? Cep telefonumuz ortada duruyor. Bir konudan bahsediyoruz. Bir müzisyenden bahsediyoruz. Mikrofon kaydetmeye devam ediyor ve bize çıkışta, program çıkışında o müzisyenin en son albümünü gönderiyor reklam olarak. Yani artık her taraftan kuşatılmış bir dünyadayız. Ama burada, bu ortamda çok tedbirli olmamızda fayda var. Yani çok basit şeyler söyleyeceğim. Bunlar daha önce söylenmiş şeyler ama... Özellikle algı yönetimi, tabii, manipülasyon... Yani duyduğumuz her habere inanmayalım sosyal medyada. Karşımıza çıkan her kötü şeyi bayraklaştırmayalım ve yaymayalım. Her fotoğrafı gerçek zannetmeyelim. Google imgelerde bir taratalım. Acaba o söylenen olay oraya mı ait değil mi? Her türlü efendim mizenformasyona, dezenformasyona, yanlış bilgiye karşı uyanık ve tetikte olalım. Biz kötülüğü, yanlışlığı çoğaltanlardan olmayalım. Ya Kur'an-ı Kerim araştırdım dedim ya, yalana baktım. İnsanın kendi zannını ve tahminini de yalana yakın bir yerde kabul ediyor biliyor musunuz? Yani kendi zannına ve tahminine karşı da uyarıyor. O senin zannın diyor. Yani kendi zannımızı da hakikat sanmayalım. Yani hep manipülasyonlara karşı ama evet. Yani kendimize karşı da yani o hakikatle yüzleşmeyi esas alacak, şahit göstermeyi, canlı insanı esas alacak bir tertibat kurmamız lazım zihin dünyamızda. Bir fotoğraf vardı, size hiç denk geldi mi bilmiyorum da bana da çok sevdiğim bir hocam atmıştı. Merkel'in yanında CIA başkanı, onun yanında İngiliz başbakanı. Evet evet tabii. Yani o oltaya çok insan geldi. Beni tabii. Nasıl etkiledi? Dedim ki benim hocamdan gelmiş. O kesinlikle doğrudur diye düşündüm. Tabii. Çünkü sonra neden? Bir öğrencim uyardı beni. Tabii. Çünkü neden? Hepimiz büyük anlatılara, komplo teorilerine inanıyoruz. Bu insanlar kötü. Bu insanlar bizi bölmek istiyor. Bu insanlar bize kötülük yapmak istiyor tarzındaki anlatıyı hepimiz alıyoruz. Dolayısıyla böyle bir fotoğrafın mümkün olabileceğine dair zihnimizde bir ön yargı var. Ona baktığımız zaman hemen inanıyoruz. İnanmak istiyoruz. Hemen onu retweet yapmak istiyoruz. Ama benziyorlardı da hocam. Belki o yüzden olabilir. Şimdi şu da geldi aklıma. Steve Jobs rahmetli tabii. Toprağı bol olsun. Toprağı bol olsun. Şimdi teknolojiyle uğraşıyor ve kendisi o kullandığı bilgisayarda kamerayı kapatarak kullanıyormuş mesela. Tabii hepsi öyle. Yani evet. Facebook'un kurucusu da öyle. Tabii. Şimdi bu son VTR'mize bir geçelim istiyorum. Hiper normalleştirme VTR'miz var. Onu izleyelim, ardından devam edelim. Yönetmen Adam Curtis imzalı belgesel sadece sinema severler için değil, günümüzün siyasi ve sosyoekonomik yapısını anlamaya çabalayan herkes için kaçırılmaması gereken bir başyapıt. Post gerçeklik dünyasına hoş geldiniz. Gerçek olmadığını biliyorsunuz ama yine de normal olarak kabul ediyorsunuz diyor Adam Curtis. Ekim ayında yayınlanan Hipernormalleştirme, 40 yılı aşkın bir dönemin politik ve kültürel tarihine çarpıcı bir bakış açısı getiriyor. Belirsizlik ve karmaşada kaybolduğumuz politik dünyada neyin gerçek neyin sahte olduğunu anlayamadığımız bir çağdayız. Bu çağda bize söylenenler ve kavramlardan mantıklı bir bütün çıkmıyor. Her gün tahmin edilmesi güç, kontrolden çıkmış gibi görünen olaylar oluyor. Ama her şeyi normal kabul etmeye devam ediyoruz. Hipernormalleştirme, izleyiciyi 1975'te New York ve Şam'dan başlayarak günümüze kadar uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculukta Reagan, Bin Laden, Bush, Suriye, Brexit, Trump, pek çok duraktan bazıları. Amerika'daki bankacılar, Orta Doğu, Beyaz Saray ve
İngiltere arasında mekik dokuyan bir kurguyla finansın şehirleri ele geçirmesi karşısında çaresiz kalan politikanın ve gazeteciliğin günümüzdeki durumunu gösteriyor. Siyasal kutuplaşmanın zihinlere her geçen gün daha fazla tesir ettiği, kutupların sadece kendi seslerinin ekolarında kaybolduğu günümüzde bu sonuçları anlamaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu kesin. Evet, şimdi benim aklıma şey geldi. Obama ile Trump'ın yemin törenlerindeki o kalabalık meselesi. Evet. Onun sonrasında Beyaz Saray sözcüsü bir açıklama yapmıştı. Demişti ki Amerikan tarihindeki en büyük törendi diye, en kalabalık törendi diye. Ve sonrasında da bu soruldu. Aslında gerçek değil diye soruldu. Ve orada şu ifade geçti. Alternatif gerçeği sundu dedi. Yalan tabii söyledi demedi de. Alternatif gerçeği sundu. İşte bu da yalanın yeni süslü adlarından bir tanesi. Ya bu çok enteresan bir şey. Mesela aşılarla otizm arasında bir komplo teorisi ilişkisi kuruluyor. İşte aşı olan çocukların otizme yakalandığı ile ilgili. Bu sayısız defalar yanlışlanmış bir şey. Bunu en son mesela Donald Trump'ın tweetlerinde de gördük. İşte aşı oluyor çocuklar, ondan sonra otizm oluyor. Ya yanlışlandı bu. Yani bilimsel olarak bir şey bu. Hikaye. Fasafiso. Ama insanlar buna inanmaya devam ediyorlar. İşte bu da hakikat sonrası çağın göstergelerinden bir tanesi. Diyorlar ki mesela Obama işte Amerikan vatandaşı değil. Amerika'da doğmadı filan. Adamın doğum belgeleri var, şeyi var. Honolulu'da. Fakat yok, Obama Müslüman mesela. Bu da yine karşı tarafın böyle bir propaganda unsurlarından bir tanesi. Böyle gerçek olmayan şeylerin gerçekmiş gibi çok konuşularak sunulması hadisesi var. Bunun için özel yalan üretim merkezleri var. Yalan üretim merkezlerinden hemen bir şey veriliyor. Bir impuls, bir dürtü veriliyor. Işık hızıyla bütün dünyayı dolaşıyor ve insanlar buna inanmaya başlıyor. Özellikle yeni savaşın hani bunun üzerinden olduğu ve çoğu haberin de Rusya kaynaklı yayıldığı bilgisi vardı mesela benim okuduğum notlarda. Siz bir şey söyleyecektiniz hocam. Ya bir şey, benim aklım başka yerde. Kemal'i dinlemedim bu sefer. Başka yerde dediğim program bitiyor. Daha hani can alıcı gündelik problemler var, oraya doğru gidelim mi acaba? Entel dantel mevzuları bırakalım diyorsun. Hekimler yalan söyler mi mevzusunun? Şüphesiz yani onu konuşmak istiyorum çok. Tamam, bir de yalan söylemeye. Bir de yalan söyle. Sen onları söylerken Kemal, yani aslında dinledim, şaka yapıyorum. Şöyle konular dolanıyor mesela. Bu yalan türleri falan konuşalım istiyor, isteniyor. Bir de yalana kanmaya müsait kişilikler var mıdır? Ya dünya almış başını gidiyor. Nereden nereye? Adamlar gerçeği yeni baştan inşa ediyorlar. Bize dayatıyorlar. Yani yaptığımız her şeyden haberdar oluyorlar. Biz yalanı teşne, yalanı kolay kabul edecek insanlar kimlerdirle uğraşıyoruz. Evet. Ya bir kere sen ne dersin bilmiyorum ama ben böyle yani yalana daha kolay kanan bir insan tipi olduğunu sanmıyorum. Yani hepimiz yalanlara inanıyoruz ve işte sosyal medyada söylediklerini öyle mi diye hani burada öğrenip her an bir şey öğreniyoruz. Evet. Yani, İnanmak istediğimiz yalanlara inanıyoruz. İnanıyoruz. Yani o yüzden bunu bir kere söylemek istiyordum. Yani herkesin kandırılmaya müsait olduğu bir çağda da yaşıyoruz. Yani o yüzden dikkatimizi böyle küçük noktalara çevirmemek icap eder. Bir de konuşmak istediğim şeylerden bir tanesi de şuydu. Hekimiz ya, ikimiz de Kemal, biraz da oradan. Yani biz de hekimlik mesleğini icra ederken mesela karşımızdaki bize doğruyu söylüyor mu? Bu soruyu çok soruyoruz kendimize. Ve bazen bizim o insanın mesela teşhisiyle ilgili, rahatsızlığının gidişiyle ilgili her şeyi gene apaçık söylemeli miyiz gibi sorular gündeme geliyor. Onları da konuşalım istiyorum bitir. Tabii. Ya yani mesela psikoterapi seansında gelir insanlar size bir hikaye anlatır. O hikaye ne kadar doğru veya gerçektir? O onun gerçekliğidir. Onun anlattığı kısım bizim için önemlidir. Yani şöyle dememek lazım. Size inandırıcı gelmese bile o hikaye, onun kendini hikaye etme biçimi önemlidir. Neyi sakladığı, neyi örttüğü, neyi bizden gizlediği de önemlidir. Çok kez anlar mısınız yalan söylediğini? Mesela bir psikiyatrist olarak. Ben anlamam.
Şundan dolayı... Ben de anlamam. Ben verili kabul ederim. Verili gerçek kabul ederim. Yani eğitimimizde bunun üstü nedir? Tabii. Yani siz söyleneni doğru kabul edin. Sonra biz o insanı tanıdıkça... Yani öyle bir ilişki kuralım ki... O bize desin... işte 5 görüşme sonra... Doktor Bey şundan bahsetmiştim ya... Ya orası tam doğru değil dedi. Yani sağlıklı, ona faydalı olabilecek ilişki bunu gerektirir. Yani o yüzden bizim dikkatimiz can kulağıyla dinlemektedir. Ve söylenenleri doğru kabul etmektedir. O yüzden de çok, ben kendi gündelik hayatıma çok aldanırım. Benim böyle bir deneyimim olmuştur hocam. Bir danışanım birkaç görüşme sonra dedi ki benim gerçek ismim bu değil. Efendim işim bu değil. İşte size anlattığım kökenim filan bu değil. Aynı şey benim de başımda. Evet, yani size artık güveniyorum, açıklayabilirim dedi. Ya o yüzden yani bizim böyle davranmamız ve böyle eğitim almamız lazım. Başka türlü insanların güvenini sağlayamayız. Dikkat, doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, biz ona bakamayız. Hani bazı adli vakalarda daha titiz olmamız gerekebilir. Orada da kurtarıcımız vardır. Bizim yalan tek tek olay düzeyinde bunu elbette biz çözemeyiz. Safiye miyiz? Ama kurtarıcımız şudur. Hiçbir akıl hastalığı aynen taklit edilemez. Yani o bir yerde mutlaka açık verir. Yani birisi akıl hastalığı, sahtekarlığı yapacaksa, oyun oynuyorsa, yalan söylüyorsa bize. Sabırla bekliyorsunuz. Yani birinci yıl asistanı bile bunu fark eder. Yani yalandan kasıt buysa, hastalık numarasıysa bunu başarması mümkün değildir. Kimse de uğraşmasın. Peki diyelim ki işte bir teşhis koydu doktor ve ölümcül bir hastalık söz konusu. Yani bu durumda doktor olduğu gibi açık açık bunu söylemeli mi? Ne yapmalı? Bu konuda da birazcık böyle bir bilgi. Çünkü bazen böyle şeylerle karşılaşan kimseler oluyor. Yani bizim meslektaşlarımızın da yaşadığı ciddi gerilim alanlarından bir tanesi budur. Özellikle ölümcül hastalıklarla uğraşan meslektaşlarımızın. Bizim... Onlar da bize sorduğunda ya da onlar da eğitimleri sırasında hekim hasta ilişkisinin tamamen güvene dayalı olması gerektiği çok açık bir kere. Yani bizim her davranışımızda güven telkin etmemiz ve ona asla yalan söylemeyeceğimizi beyan etmemiz lazım ve bunu davranışlarımızla da göstermemiz lazım. Ama bu demek değildir ki her ne bulmuşsak onu pataküte yani onun ruh halini nasıl karşılayacağını hesaba katmaksızın söyleyelim. Öyle bir şey de yok tabii. Yani karşımızdaki neyi ne kadar kaldırabilir? Ama eninde sonunda mutlaka gerçeği ona bir biçimde duyurmanın görevimiz olduğunu bilerek hareket etmemiz lazım. Bazen yakınlarından yardım isteyebiliriz. Bazen güvendiği bir insandan yardım isteyebiliriz. Meslektaşlarımız bazen psikiyatristten yardım isteyebilirler. Ama bir biçimde biz güvene dayalı ilişki kurmak zorundayız. Çünkü o diyelim ki ölümcül bir rahatsızlığı var. Yani onu kim takip edecek sonra? O güven bozulduğunda kim yeniden kuracak? Ve daha da önemlisi her insanın durumunu bilmek insan hakkıdır. Diyelim ki benim ölümcül bir rahatsızlığım var. Ben bunun bana söylenmesini isterim. Niye? Herkes istemeyebilir. Ben sadece durumu açıklığa kavuşturmak için söylüyorum. Öyle ama ya hayır şöyle bir şey var. Yani belki benim işlerim var ve ona göre dizayn edeceğim. Belki mirasımı ona göre düşüneceğim. Ve işte son günlerime sakladığım kafamda planlarım var. Yani bunu o insandan alıkoymamamız lazım. Yani bir biçimde o kişiye uygun olarak gerçeğin ortaya çıkmasını hazırlayıcı şekilde ilerlememiz gerekir. Çok önemli bir nokta var benim merak ettiğim. Şimdi yalan söyledik. İtibarımızı bir şekilde kaybettik. Bu itibarı yeniden nasıl sağlayabiliriz? Doğru söyleyerek. Çünkü olabilir ya yani. Böyle olabilir. Güven ilişkisini mümkün tamir mi? Etmek çok zor. Çünkü güvenle birlikte az önce söylediğim gibi izzeti nefisler de yaralanıyor. Özgüven de yaralanıyor. Yani yalan söylenmiş olan insan... kendisinin daha insandan aşağı bir seviyeye düşürüldüğünü hissediyor. Buna bir filozofumuz ben-sen ilişkisi yerine ben-şey ilişkisine geçmek diyor. Yani birebir insan ilişkisinden
nesneleştirdiğimiz bir insanla ben ilişkisine geçmek. Evet, insan nesne ilişkisine geçmek. Dolayısıyla ona yeniden saygınlığını ve kendimize de saygınlığımızı iade etmemiz lazım. Doğrulukla, dürüstlükle, şeffaflıkla, açıklıkla bunu zaman içinde onarabiliriz. İzleyicilerimizden gelen sorular da birikti. Lütfen, onları da ben ardı ardına hemen okumak istiyorum sizlere. Bir 10 dakika biz hiç kesmeyelim. Lütfen evet, siz hepsini okuyun. İsimlerini de vererek lütfen. Cevap vere vere ilerleyebiliriz. Zeynep Kara, sağlıklı olduğunu düşündüğümüz bir insan muhatabının bunu bilmesine rağmen açıkça yalan söylüyorsa bu insanda nasıl bir bozukluk vardır diyor. Tam anlamadım ben soruyu. Tekrar okuyorum. Sen anladın mı Kemal? Sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Yani bizce bir herhangi bir ama yalan söylüyor. Rahatsızlığı yok. Ama yalan söylüyor. Muhatabının bunu bileceğini anlamasına rağmen, bilmesine rağmen yalanına devam ediyor. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsıya kadar yanacağını bildiği halde hala yalan söylüyor. Evet. Nasıl bir rahatsızlık vardır diyor. Nasıl bir rahatsızlık vardır Kemal? Yani kişilik problemi vardı, kişilik bozukluğu problemi vardır. Yani tabii. Çünkü bu çok karşılaştığımız tablolar değil bunlar. Hı. Yani izleyicimiz mutlaka karşılaşmıştır, böyle bir derdi vardır. Var. Ama yani, tam sağlıklı deyince benim kafam karıştı. Yani işte, bir insan karşısındakini biliyor ve aynı şekilde oradan devam ediyor. Kişilik düzeyinde problemleri vardır. Yani bu ilişkide de problem var. Yani güvene dayalı değil. Bunda ısrar eden kişilikte de problem var. Kişilikte problem var dersek iş ciddidir demek o. Yani rahatsızlığın tedavi edilebilirliği ile ilgili de sıkıntılar var. Mutlaka demek. Bir psikiyatriste gitsin ama gitse dahi düzelemeyecek bir durumda söz konusu. Burada aynen böyleyse tabii ki. Selim Temurci şimdiyi kabullenmeyip geçmişi evet bunu okumuştuk zaten. Fatih Çoban. Onu okudunuz mu okumadınız onu sanki. Onu okudum. Yok okumadınız hayır. Şu Fatih Çoban'ı okuyayım ondan sonra onu okuyayım. Fatih Çoban doğruyu söylemek bize ne kazandırır, ne kaybettirir, mevki, makam, sosyal kabul gibi önemli dediğimiz kavramlar üzerinden değerlendirir misiniz demiş. Diğer soruyu da okuyayım hemen. Selim Türkel şimdiyi kabullenmeyip geçmişi toz pembe yalanlarla nostalji... Onu okuduk. Buydu hocam. Bunu okuduk. Buydu, evet. Hı, bu yalanı ortadan kaldırmak pratik yolu nedir diye sormuş. Ama şunu cevaplayabiliriz Fatih Çoban'ın sorusunu. Biz doğrudan yanayız. Hı-hı. Doğruyu söylemekle mükellefiz. Ve fakat her doğru her zaman herkese söylenmeli midir? Yani bunun da kuralları var. İnsan ilişkisinin nezaketin kuralları çerçevesinde bunu bir biçimde. Üslubu beyan aynıyla insan demiş eskiler. Neyi nasıl ifade ettiğimiz de önemli. Bir hocam vardı benim Allah uzun ömür versin çok değerli birisi Harvard Üniversitesi'nde Arthur Kleinman. Bir gün onun bir asistanı vardı Mısırlı bir hanım o anlattı bize. Bir bilim adamı geldi dedi, bir tez sundu. Ben de çok ağır bir şekilde eleştirdim onu. Hoca beni hemen, Arthur Hoca beni hemen çağırdı yanına, odasına, şeyin bitiminde. Sen Mısırlı hanımı mı eleştiriyorsun? Mısırlı hanımı Arthur Hoca eleştiriyor, hocası eleştiriyor. Aha. Ve Mısırlı hanım asistanı bize bir kongrede anlatıyor bunu. Müşterek hocamız. Diyor ki, tamam eleştirilerinde çok haklısın. Fakat bunu daha kibar, daha nazik ifade etseydin karşındaki insan kendini geliştirmek için de bir fırsat bulurdu. Şimdi bunu bir saldırı olarak algıladı. Daha kibar, daha nazik, onun da yararlanabileceği bir şekilde eleştirini ifade etmeliydin diye bir ikazda bulunuyor. Emre Sakallı, bilgi eksikliğinden kaynaklı söylediklerimiz yalan sayılır mı? Bence sayılmaz. Bence de sayılmaz. Bence sayılmaz evet. Çünkü evet. Dediğim gibi yalan olabilmesi için gerçeği kendi çıkarı adına evet. Tarif etme, bilerek isteyerek tarif tabii. Etmesi lazım. Evet, bilerek ve isteyerek koşulları var. Şu Heda Ersöz, eğer gerçekten gerçekliğini kaybetmiş, anlamını yitirmiş bir çağın içindeysek ve insanlar buna ikna ediliyorsa insanlık neyin anlamı üzerinde yaşayacak? Anlamı olmayan bir dünya mümkün olabilir mi? Anlamı oluşturacak olan bizleriz. Bizim çabamız, bizim gayretimiz. Doğruya inanan ve yaşatanlar. Tabii manipülasyona gelmemek,
insanların yani bizim için kötü şeyler tasarlayan kötü niyetli insanların oyununa gelmemek, uyanık olmak, soru sormaya devam etmek, kendi nefsimizi, kendi egomuzu sorgulamak, kendi kabilemizin yeri geldiğinde inançlarını sorgulamak ve kolayca sürüye dahil edilen, güdülen insanlar haline, koyunlar haline gelmemek. İnsan her zaman anlam üreten bir varlıktı. Şimdi anlamı bizim adımıza üretip manipülasyonlarla bütün algılarımızı yönetmek isteyenler var. Bunlara karşı da elimizdeki en iyi silah tekrar anlam üretimine, kendi anlamlarımıza ve anlamlı ilişkilerimize dönmek. Evet. Şimdi bir soru daha. Yasemin Güney'den, Batı'nın riyakarlığına neden inanmak istiyoruz? Böyle bir şey var mı? İnanıyor muyuz? Yani şimdi Batı toptan riyakardır diyemeyiz ki. Evet, yani modern Batı uygarlığında kendini kayıran bir taraf var. Evet. Kendisi için istediğini başkası için istemiyor. Yani kendi ülkesinde demokrasi istiyor efendim. Ama pek çok diyelim ki demir yumrukla yönetilen bir takım ülkelerle çok güzel ilişkiler kuruyor. İşte onların altına kırmızı halılar seriyor. Veya efendim bir çalışma okumuştum, çok enteresan. İngiltere Afrika Barışı diye bir şey proje başlatıyor. Bu araştırmacılar da batılı neticede, özgür düşünen bilim adamları. Bir takım kayıtlardan silah satışı verilerine ulaşıyorlar. Afrika Barışı, Afrika Kongreleri, Afrika görüşmelerinin başlatıldığı yıllarda Afrika'daki çetelere en yüksek oranda silah satışı yapmış oluyor İngiltere. Yani biraz bu tür riyakarlıklarla biz çok karşılaşıyoruz ama toptan Batı riyakardır filan, Doğu şöyledir, Batı şöyledir. Evet. O tür şeyler. İzleyicimiz doğru. Şöyle bir şey mi soruyor acaba? Riyakarlıklarına. Yani şu anda mesela işte Irak'ta, Suriye'de yaşananları konuşuyoruz ya Kemal Hocam. Yani, yani Müslüman dünyanın üstünde bir hesap olduğu, üzerimizde oyunlar oynandığı çok açık. Ve biz bir araya gelemiyoruz. İşte bugün Cumhurbaşkanımız da çağırdı. Yani niye ümmet olamıyoruz diye. Ve yani şu an dünyada son 10 yılda en çok kan dökülen yer Müslüman ülkeler maalesef. Sanıyorum bunu demeye çalışıyor ve yani bir türlü göremiyoruz. Çok derinlerde, çok derinlerde bu sorunun cevabı. Yani ve sadece biz psikolojiyle uğraşanların vermesi de çok doğru değil. Ama psikolojik olarak şu söylenebilir. Yani bize yıllardır, yüzyıllardır hatta 200-300 yıldır medeniyetin beşiği olarak Batı gösteriliyor. Ve ideallerimizi hep oradan devşiriyoruz. Dolayısıyla ışık oradan geliyorsa, ışık Batı'dan geliyor diye oraya daha inanmaya meyyaliz. Şimdi bir belgeselde mi izlemiştim? Amerika'yı uzunca bir dönemdir, yani başkanları değil de işte onların akıl hocalığını yapan Henry Kissinger yönetiyor. Dolayısıyla onun söylediği bir şey var. Diyor ki işte biz dünyadaki kaosu önlemek adına bu hareketleri yapıyoruz. Dünyanın en büyük yalanlarından bir tanesi budur. Irak operasyonu Irak'a özgürlüğü ve demokrasiyi getirmek adına yapıldı. Geride 1 milyon insanın harekatına da özgürlük harekatı. Tabii 1 milyon insanın ölüsü kaldı. Yani bu medenileştirme misyonu dünyanın en büyük yalanıdır. Nereye giderse felaket getirir. İnsanlar arasında fitne sokar. Ruanda'da neler yapıldığını biliyoruz. Yani birbirine tamamen aynı iki kabile birbirine kırdırıldı. Irak'ta yazma eserler, 1000 yıllık, 2000 yıllık lahitler, efendim çok değerli müze parçaları yağmalanırken, hiç ses çıkarılmazken yağmalandı bunlar. Hepsi batıya kaçırıldı ve göz yumuldu bunlara. İlk bekçiler, nöbetçiler nereye dikildi biliyor musunuz? Petrol kuyularının girişlerine. Aman orası yağmalanmasın diye. İşte bu yalanın ne kadar büyük olduğunu bize zaten gösteriyor. Son cümlelerimizi de alalım. Böyle bir iki dakikamız kaldı. Sonrasında kapatacağız. Yalanla ilgili olarak söze son yok. Çok konuşulacak laf var. Fakat
biz yalanın karşı tarafında duralım. Hakikatten ve erdemlerden yana olalım. Hiçbir zaman yalanı desteklemeyelim diyerek bitirmek istiyorum ben. Hile çağında dürüst, sanal çağda gerçek olalım. Hakikati söyleyelim, dokuz köyden kovulsak bile diyelim. Diyoruz. Evet, bu hafta yalanı konuştuk. Gündelik yalanlar, profesyonel olarak kurgulanmış ve algımızı yöneten, bizleri manipüle eden yalanları masaya yatırmaya çalıştık. Ruh sağlığı uzmanlarımız Profesör Doktor Sayın Erol Göka ve Profesör Doktor Sayın Kemal Sayar'la birlikte. Önümüzdeki hafta cumartesi yeniden görüşmek dileğiyle bambaşka bir konuyla iyi geceler dileyelim.